3, 2, 1, yayındayız. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi bayramlar, hoş geldiniz. Habertürk ekranlarına tarihlerimiz 18 Haziran Salı, saatlerimiz 18. Ana haberle karşınızdayız. Mehmet Akif Ersoy ben. Hemen başlıklarımıza bakalım ve başlayalım. Bir saat sonra maç var. Hepimizin gözü Almanya'dan gelecek güzel haberde. Amillerin hedefi 3 puan. Gürcistan'la maç oynanacak saat 19'da. Dolayısıyla 19'dan itibaren herhalde ana haber izlemezsiniz ama hep birlikte takip ediyor olacağız bu süreci ve detaylarını da. İkinci başlığımız, Amerika'dan Eylem Tok iade edilecek mi ve oğlu? Bugün mahkeme var. Hatta tam şu sıralarda saat 18'de başlaması bekleniyor. Oradaki son durumu ve notları alacağız. Eylem Tok'un ve oğlunun iade sürecine ilişkin üçüncü başlığımızda sahiller doldu taştı dedik. Bayram tatili sebebiyle maalesef trafik kazalarında da artış var. Üçüncü günü geride bırakıyoruz ve hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Bir taraftan tüm uyarılara rağmen her bayram böyle bir sorunumuz oluyor. Şimdi yangınlar var. İki farklı noktada, biri Çanakkale'de, diğeri Manisa'da. Önce Çanakkale'ye bakacağız herhalde. Eceabat ilçesinde, tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili bir yangın var. Müdahale sürüyor, bir köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Gelibolu Yarımadası'nda ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisinde ekili arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tedbir amacıyla Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğini tek yönde geçici olarak askıya aldı. Eceabat'a bağlı Büyük Anafarta köyü de önlem amacıyla tahliye edildi. Ayrıca Kumköy ile Büyük Anafarta köyleri arasındaki yolda risk nedeniyle ulaşıma kapatıldı geçici olarak. Şimdi müdahale devam ediyor. Manisa'da da Sipil Dağı'nda orman yangını çıktı. Son durumu alacağız. Gazeteci Berfin Adıcan telefon attığımızda notlarını bize aktaracak. Berfin, dinleyelim seni. Evet Mehmet Akif Ersoy, 16.36'da çıktı yangın ve 16.44'te müdahale edildi. Yani tam 8 dakikalık bir süreçte müdahale edilmesinin bu yangının en azından şu anda çok daha büyük bir kayıp yaratmamasının en önemli nedenlerinden biri. Yangının bir evden çıktığı tahmin ediliyor şu anlık, ancak yanlış bilgi vermek istemiyorum. İlk yapılan tespitlere göre bir evden çıktığı söyleniyor. Yangının olduğu bölge Yunus Emre ilçesi Sultan Yaylası mahallesi. Şöyle özetleyebilirim. Burası Sipil Dağı Milli Parkı'nın aslında biraz daha aşağı taraflarında bir mahalle. Bu mahallelerde vatandaşların dağ evleri var. Dağ evlerinde kalıyorlar. Aynı zamanda özellikle büyükbaş, küçükbaş hayvanlarını da tutan, oraları, o bölgeleri ahır olarak kullanan vatandaşlarımız da var. Bu yüzden yangının bir ahırdan mı çıktığı, bir evden mi çıktığı ya da günübirlikçi gelen, aslında yasak bölgede ateş yakımı, herhangi bir mangal yakımı falan, ama maalesef uyulmuyor bazen bu durumlara, Manisa Valiliği'nin kararlarına. O yüzden bunlardan biri de olabilir, ancak ilk duyduğumuz kadarıyla bir evden çıktığı söyleniyor. Şu anda 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozerle birlikte yangına müdahale ediliyor. Şöyle söyleyelim, bazı yanlış bilgiler var bölgedeki mahallelerin boşaltıldığına dair. Şu anda herhangi bir mahallede boşaltma işlemi söz konusu değil, ama bazı vatandaşlar tedbir olarak ayrılıyorlar bölgeden. Ayrılmak isteyen vatandaşlara da hem belediye ekipleri hem de aynı zamanda Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yardımcı oluyor. Yangının durması için İzmir'den de açıkçası çok sayıda takviye ekip geldi. Çünkü burası bir gece eğer olursa çok hızlı bir şekilde yanabilecek ve yani gece helikopterinin de yetersiz kalabileceği alanlara kadar sıçrayabilecek bir bölge. Bir ikincisi, milli parka çıkarsa eğer burada hem yabani hayvanları etkileyebilir, hem de bölgede şu anda bungalovda konaklayan vatandaşlar var. Bungalovlara sıçrarsa çok ciddi bir problem yaşanabilir. Bunlar evet. Şu anda hani kesinlikle olmuş şeyler değil, belirteyim. Ancak böyle kritik bir noktada olduğu için bu yangın,
O yüzden iş çok sıkı tutuluyor. Hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Öyle çok söyleyeyim. Ayrıca yerleşim yerlerine de Manisa merkeze de yakın bir noktada. Berfin Adıcan. Bu noktada tam 8 dakika içerisinde müdahale edilmiş olması çok kurtarıcı bir noktaya sahip. Dediğim gibi 16.44'te müdahale edildi. 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 özel müdahaleye devam ediyor. İzmir'den çok ciddi bir ekip var. Yer ekibi ve hava ekipleri tam zamanlı olarak çalışıyorlar. Şehir merkezinden şu anda görülen herhangi bir duman yok. Bunu da söyleyelim. Yanlış bilgiler yayıldı Manisa'da, mahallelerde boşaltma yok. Bunu da söyleyelim. Ama tabii ki vatandaşlar için bir uyarı var. Çok zamanınızı almadan bunu da belirtmek istiyorum. Toparlayalım. Sipil Dağı bölgesine çıkan yolların trafiğe açılması, o bölgelerin kullanılmaması, çünkü itfaiyenin daha hızlı ulaşması konusunda bir bana da bilgi ulaştırdı itfaiye ekipleri. Lütfen vatandaşlarımız Sipil Dağı'na çıkan yolu kullanmasınlar diye bunu da iletmiş olayım. Peki, Berfin Adıcan Manisa'daki yangına ilişkin son durumu bizlerle paylaştı. Müdahale şu anda sürüyor. Bu arada Çanakkale'de de orman yangını az önce aktardım, devam ediyor. Az önce Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la bir paylaşım yaptı. Çanakkale Ecabat yangınına müdahale ile ilgili anız yakılmasıyla başladığını söylüyor yine bu yangının ve ormana sirayet ettiğini ifade ediyor. 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 orman kahramanımız da Çanakkale'deki yangına müdahale ediyoruz diyor. Yine anız yakılmasıyla ortaya çıktığını da ifade etmiş Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la. Birazdan Çanakkale'deki yangına ilişkin son durumu, notları da tekrar takip edip alacağız. Onu da paylaşmış olalım. Evet, son dakika bilgisi olarak da İbrahim Yumak'ın açıklaması şu anda ekrana geldi. Ecevat yangınına müdahalemiz sürüyor şeklinde. Anız yakılmasıyla başlayan yangın maalesef ormana sirayet etti. Ve ekiplerin müdahaleleri devam ediyor şu anda. Ecevat Çanakkale'de 9 uçak, yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 67 kara aracı ve 362 orman kahramanı yangına müdahale ediyor dedi. Bu arada az önce de aktardık, deniz trafiği tek yönlü olarak kapatıldı. Bazı köy yolları, büyük anafartaların olduğu noktada kapatılmış durumda. Oralarda geçişlerle ilgili de bunlar canlı gelen görüntüler Mardol Ajansı'ndan. Canlı gelen görüntüler şu an Çanakkale'deki orman yangınından maalesef oldukça büyük müdahale devam ediyor. Umuyoruz kısa süre içerisinde kontrol altına alınabilsin. Çünkü rüzgarla birlikte geçtiğimiz yıllarda çok acı tablolar yaşamıştık. Cemhan Şen, Demirhan Haber Ajansı muhabiri şu anda canlı yayında karşımızda olan yangının olduğu noktada. Hemen notlarını paylaşsın Cemhan, sen de izleyelim. Duyamadı. Cemhan, duyabiliyor musun? Cemhan Şen, birazdan arkadaşlarımız tekrar bağlantıyı sağlayacaklar. Ecevat yangının olduğu noktada Cemhan Şen şu anda Demirören Haber Ajansı muhabiri notlarını bizle paylaşacak. Cemhan, duyabiliyor musun? Evet, şu an duyabiliyorum sizleri. Ben şu anda Çanakkale'nin Ecevat ilçesine bağlı Kumköy yakınlarındayım. Yangın tam bu noktalarda çıktı. Arkamdan beyaz dumanları şu anda siz de görüyorsunuz. Çanakkale Ecevat ilçesine bağlı Kumköy yakınlarında çıktı demiştik. Yangın. Yangına çıkar çıkmaz hemen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bugün olumsuz olan bir durum, Çanakkale'de rüzgar, Poyraz fırtınası çok
çok etkili oluyor ve yangını olumsuz etkiliyor diyebiliriz. İlk etapta havadan söndürme çalışmalarına destek olabilmek için Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak, kuzey güney tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Öte yandan ekipler hemen hava müdahalesine başladı. Denizden aldıkları suyu, arkamda görmüş olduğunuz dumanların, alevlerin içine hem helikopterler hem yangın söndürme uçakları bırakıyor şu anda. Yoğun bir müdahale var. Çok sayıda arazöz ve orman işçisi yerden müdahale ediyor yangına. Ekipler bölgede çok yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyor. Öte yandan Kurban Bayramı sebebiyle tatile gelen ziyaretçiler şehitlikleri ziyaret etti ve burada kalabalık oluştu. Hemen ekipler önlem aldı. 57. Alay ve Conk Bayırı şehitlikleri tahliye edildi. Bunun dışında da gene Eceabat ilçesine bağlı Anafartalar Köyü tahliye edildi. İlk gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk köyde bulunmadığını söyleyebiliriz. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor deyip sözü tekrar size merkeze bırakalım. Cemhan, teşekkür ediyoruz. Müdahale sürüyor Çanakkale'deki Kumköy mevkiindeki yangına. Yeni bir not gelirse onu da paylaşacağız. Maalesef anız yakılmasıyla başladı ve ormanlık alanına sıçradı. Görüntüler az önce Anadolu Ajansı'ndan canlı olarak ekranlarınıza yansıdı. Manisa'da da orman yangınları var. Orada da müdahale devam ediyor Sipil Dağı'nda. Şimdi başlıklarımızdan biri Eylem Tok ve oğlunun duruşma süreci. Saat 18'de başladı. Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan oğlunu yurt dışına kaçıran anne Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu bugün Amerika'da hakim karşısında. Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu kazadan 106 gün sonra Boston polisi tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı. Anne ile oğlu şu sıralarda hakim karşısına çıktı. Duruşmada Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ve talep görüşülecek. 17 yaşındaki sürücü 1 Mart günü yol kenarında araç tamiri yapan gruba çarpmış. Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Anne Eylem Tok oğlunu kazadan birkaç saat sonra önce Mısır'a, oradan da Amerika'ya kaçırmıştı. Türkiye anne ile oğlunun yakalanması için kırmızı bülten çıkartmış. Amerika'dan iade talebinde bulunmuştu. Eylem Tok ve oğlu Amerika'nın Boston kentinde hakim karşısına çıktı. Saat 18'de süreci ve sonucu hepimiz merak ediyoruz. Acı ailesi de mahkemenin vereceği kararı bekliyor. Alihan Tok şu anda ailenin yanında. Karardan önce sözü onlara bırakacağız. Alihan, sendeyiz. Evet, Mehmet Akif Ersoy, aile zaten 106 gündür heyecanlı bir şekilde bekliyor, acılı bir şekilde bekliyor. Aslında bugün tüm Türkiye'de kazadan sonra o adalet talebinin karşılanıp karşılanmayacağı konuşulacak, öğrenilecek. Şimdi Eylem Tok ve oğlu aslında yakalanmayacaklarını düşünmüşlerdi. İlk aşamada Mısır'a kaçtılar, Amerika'ya kaçtılar. Para her şeyi çözer diye düşünmüşlerdi galiba, ama işte kamuoyunda o kadar büyük bir yankı uyandırdı ki ve Türkiye kırmızı bülten çıkardı. Daha sonra Amerika'da yakalanmayacağını düşünmüşlerdi Amerikan vatandaşı olduğu için. Orada da yakalandılar ve bugün de yargılanıyorlar. Yanımda Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı ve annesi Pervin Acı var ki kendileri de aslında bir dedektif gibi kazadan hemen sonra her gün her detayın üzerine gittiler ve sonunda sonuca ulaştılar galiba. Bugün dava var, kendileri de canlı takip edecekler. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Neler bekliyorsunuz bugünkü davadan? Bugünkü davada 3 gündür hapishanedeler. Bu benim için bir başarıdır, bizim için bir başarıdır. Basının, devlet büyüklerimizin bir başarısıdır. Sonuç ne olursa olsun sonuçta yargılanacaklar. Ha, orada yargılanmışlar, bugünkü dava orada mı yargılayacağız, Türkiye'ye iade edeceğiz diye, ama benim aldığım bilgiler doğrultusunda iade edileceklerini düşünüyorum. Sonuçta yargılansın, adil bir yargılanma olsun, Amerika'da olmuş, Türkiye'de olmuş benim için çok önemli değil. Ama ben şundan emin olmayı isterim, ha, gerçekten yargılandılar, gerçekten hapse atıldılar diye emin olmayı istiyorum. Ben şu an beni temsilen Boston Türkleri orada, çocukluk arkadaşım şu an New York'tan kalktı, 350 kilometre Boston'a gitti. Şu an davada bakıyorlar, dava sonucunda tekrar canlı olarak görüşeceğiz, bağlantı yapacağız. Sonuç ne çıkacak, ne olacak öğreneceğiz, sizlerle de paylaşacağız.
Sizin de dediğiniz gibi kaçacaklarını sandılar ama ben baştan beri hep şunu söyledim. Adalet, adalet, adalet. Devamında ne söyledim? Eli kelepçeli gelme ülkene dedim. O ülke kelimeyi kullandığı için aynı kelimeyi kullanıyorum. O ısrarla ben eli kelepçeli geleceğim diye düşündü. Bakacağız, göreceğiz sonuç ne olacak diye. Paranın gücü bir noktaya kadarmış. Ben çabalarım, kamuoyu, acımı acısı olarak paylaşan binlerce insan, bu Avrupa, Amerika fark etmiyor. Binlerce insan var. Tek başıma değilim. Bu mücadeleyi tek başıma da mücadele yapmıyorum ama bir kamuoyuna vicdanını rahatlatmak bekliyorum. En iyi şekilde bir karar çıkacağını, en iyi şekilde yargılanacaklarını, en iyi şekilde ceza alacaklarını dört gözle bekliyorum. Efendim şimdi bir de Amerika'daki Türk vatandaşları da sanırım Boston'a gittiler. Duruşmanın yapılacağı mahkeme binası önüne gittiler. Orada da bir tepki olacak, bir eylem olacak galiba. Tabii ki. Şimdi ben rica ettim. Akşam sabaha kadar yani hiç durmadım. Orada akşam üzeri olduğu takdirde burada gece geç vakitleri oluyor biliyorsunuz. Oradaki aile dostlarımla oğlumun gerek ilkokul gerek üniversite arkadaşlarıyla irtibat sağladım. Buldum. Gideceklerini söylediler. Bir grup oluşturduklarına inanıyorum. Pankart açtıklarına inanıyorum. Sonuçta ne var? Ben yokum ama beni temsil eden, oğlumu temsil eden orada birileri muhakkak vardır, olacaklardır da. Efendim, teşekkür ederiz. Pervin Acı'ya de mikrofon uzatalım. Çok kısa. Efendim gözünüz aydın. Buruk bir heyecan aslında bu. Ne bekliyoruz bugünkü duruşmadan? Çok uzun bir mücadele sonucu böyle bir sonuca vardık bugün. Adalet yerini bulacak. Çok seviniyorum o duruma. Adaletin kestiği parmak acımaz demiştik. Ama inanıyorum ki iyi bir ceza alacaklar. Canlı canlı takip edeceksiniz zaten. Tabii. Tabii ki. Evet, Acı ailesi duruşma başladı. Amerika'da Boston'da canlı canlı da takip edecekler. Oradan Amerika'daki Türk vatandaşlarından da zaten görüntüler geliyor. Oraya gitmişler duruşma salonu önünde. İşte eylem yapıyorlar ki içeri giren vatandaşlar da var. Bizler de aileyle beraber bekleyeceğiz. Adalet talepleri umarız ki artık karşılığını bulur diyelim. Ve Acı ailesiyle birlikte sözü tekrar sizlere bırakalım. Efendim devam ediyoruz ana habere. Saat 19'da yaklaşık 45 dakikamız kaldı. Milli maç başlıyor Gürcistan'la. Öncesinde A milli futbol takımının ilk 11'i belli oldu. A milli takımda kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunma hattında Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakçı ve Ferdi Kadıoğlu olacak. Orta sahada Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü üçlüsünü göreceğiz. İleri hatta ise Kenan Yıldız, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz görev alacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Gözümüz, kulağımız, gönlümüz, kalbimiz onlarla dileriz. Güzel bir akşam yaşatsınlar hepimize. Şöyle bayram gününde neşemiz biraz olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı bayram alışverişlerinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı. Aralarında baklavacı, şekerci ve konfeksiyon mağazalarında bulunduğu 8.227 işletme denetlendi. Kayıt dışı kazanç belirlenen işletmeler incelemeye alındı. Baklavacılar, şekerciler, konfeksiyon mağazaları tek tek ziyaret edildi. Hasılat tespiti yapıldı. Kayıt dışı olanlar incelemeye sevk edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı. 11 Haziran'dan 15 Haziran sonuna kadar ülke genelinde bayram denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında Gaziantep'teki baklavacılarda hasılat tespiti gerçekleştirildi. 8.227 mükellef denetlenirken bazı işletmelerde kayıt dışı hasılat tespit edildi. Söz konusu işletmeler incelemeye sevk edildi. Şartlarına uydu. Ekipler hatalı KDV uygulayan işletmelere de göz açtırmadı. 195 mükellefin hatalı KDV oranı uyguladığını, 357 mükellefin ödeme kaydedici cihaz ve satış yazılım programları arasında entegrasyonun bulunmadığını belirledi.
İncelemelerde 13 mükellefin işletmeye ait olmayan post cihazı kullandığı, 298 mükellefin IBAN yoluyla tahsilat gerçekleştirdiği, 50 mükellefin kayıt dışı faaliyette bulunduğu ve 18 işçiyle kayıt dışı çalıştırdığı tespit edildi. Söz konusu işletmeler Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu. Hayvanlarını satmak isteyen üreticiler 20-28 Haziran'da en yakın es kombine müdürlüklerine müracaat edebilecekler. Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak. Üreticilerin 20-28 Haziran tarihlerinde müracaat etmesi gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını duyurdu. Et ve Süt Kurumu'nun hayvan alım kriterleri ve uygulama esasları talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak. Et ve Süt Kurumu kurbanlıklarda yerli tosunun kilogramını 320 lira, ineğin ise 295 liradan satın alacak. Küçük başta koyunun kilogramı 280, keçinin ise 170 lira olarak belirlendi. Hayvanlarını satmak isteyen üreticiler 20-28 Haziran tarihlerinde en yakın Et ve Süt Kurumu kombina müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek. Üreticilere ödemeler en geç 3 iş günü içerisinde yapılacak. Efendim, İstanbul'da bayram yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri de Belgrad Ormanı'ydı. Şehrin kalabalığından kaçanlar soluğu mesire alanlarında aldı. Kimi mangal keyfi yaptı, kimi temiz havanın tadını çıkardı. İlk günü büyüklere tabii ki el öpmeye. Ondan sonra ikinci günü denize gittik. Bugün de aile büyüklerimizi ormana getirdik. Serin serin güzel. Mangal yapacaklar. Oturuyor, hava alıyor. 3 tane kurdum. O yüzden çok rahatım ve sakin, güzel. Çocuklarım, ben piknik yapıyoruz. Piknik sepetleri hazırlandı. Yanına sandalyesini, mangalını alan Belgrad Ormanı'na geldi. Doğanın ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyenler Belgrad Ormanı'na akın etti. İşte bakın, ziyaretçiler böyle semaverlerini kurdu. Bir yandan çaylarını içti, bir yandan da mangallarını yaktılar. Belgrad Ormanı zaten güzel bir yer. Kafa dinlemek için de gayet iyi bir yer. Sırada mangal var, evet. Saatinin gelmesini bekliyoruz. Malatya'dan geliyoruz. Ormanda olmazsa olmaz mangal. Adanalı bir ailenin gelini olaraktan tabii. Etlerimiz var işte. Mangal yakacağız. İşte eğleneceğiz. Top oynayacak çocuklar. Birazcık keyif yapacağız. Torunlarım, kızım, damadım. Hep birlikte eğleneceğiz. Mangalları kim yapıyor? Erkekler mi? Erkekler yapacak. Oğlumla damadım yapacak. Biz de yiyeceğiz. Sıcaktan bunalanlar ağaç gölgesinde gün boyu keyif sürdü. Bizim oranın meşhur semaver. Elimizde çayımızı içiyor. Böyle daha bayram görmedim bu zamana kadar. Bu kadar güzel bayram geçirmedik yani. Ailem de burada yanımda, çok mutluyum. Evet efendim, bayramda böyle İstanbullular vakit geçirdiler. İstanbul tadını çıkardık biraz açıkçası. Yani sizler burada olmadığınız için. Sizler derken işte gidenleri kastediyoruz. İzmir'deki Efes Antik Kenti'nden bir haberimiz var. Bir özel organizasyon düzenlenmiş Antik Kent'te. Ve o sebeple de kenti gezmek isteyen ziyaretçiler oraya alınmamışlar gece. Bu da protesto edilmiş. Bayram tatilinde Efes Antik Kenti'ni gezmek için alana gelen ziyaretçiler iddiaya göre Celsus Kütüphanesi'nin gece müzeciliğine kapalı olacağı yazısıyla karşılaştı. Alanda masaların hazırlandığını gören ziyaretçiler duruma tepki gösterdi. Toplanan kalabalık durumu protesto etti. Protesto anları da sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşıldı. Ya bu hani normal bir şey mi? Burada zaten organizasyon yapılıyor mu? Organizasyon yapılmayan bir yer olduğu için mi protesto ettiler? Bilmiyorum. Yunan adalarına bayramda bu vize konusundan kaynaklı olarak yoğun bir talep var. Ama tabii şöyle de zannediliyor. Özellikle kapıda vize uygulaması olduğu için bu talep arttı. Kapıda vize de öyle gidip kapıda alıp girmiyorsunuz. Bir takım evraklar falan isteniyor. Onları önceden temin etmeniz gerekiyor. O nedenle mağduriyet yaşayanlar da var. Mesela Rodos adasına gitmek isteyenler bazı sorunlar yaşamışlar. Midilli biraz daha sıkıntısız geçmiş. Geçişler nedeniyle
Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar da oluştu. Bir hayli Yunan adalarına talep var bu sene. Valizini hazırlayan, pasaportunu eline alan Yunan adalarına gitmek için kuyruğa girdi. Görüntüler Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan. Kaç gün kalacaksınız orada? Kapıda vize uygulaması Yunan adalarına talebi artırdı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden yola çıkan tatilciler Midilli tatili için Ayvalık'a gitti. Sınır kapısında uzun kuyruklar oluştu. Manisa'dan geliyoruz. Midilli daha ekonomik geldi. Bundan kaynaklı Midilli'ye gidiyoruz. Kapı vizesi de buna çok büyük avantaj oldu. Ayvalık'la Midilli arasında günde 10 feribot seferi yapılıyor. Yunan otoriteleri bize bir kota veriyor. Diyor ki günlük siz 80 kişi geçirebilirsiniz firma olarak. Dolayısıyla 81. kişiyi biz alamıyoruz, geçiremiyoruz. Bu şekilde günde yaklaşık olarak 200'e yakın, 200-250'ye yakın insan Yunanistan'da kapıda kolay vize hizmetinden faydalanıyor. Acenteler Yunan adalarına gitmek isteyen tatilcileri uyarıyor. Kapıda kolay vize, hadi geldim ben gidiyorum orada vize alacağım şeklinde alınmıyor. Bunun bir öncesi var, bir evrak süreci var. Normal vize gibi değil, daha kolay ama bir evrak süreci var. Şimdi efendim buradan Mardin'e gidelim. Bu arada yani Yunan adalarına gitmek için bu kadar kuyruk beklemek falan gerekir mi bilemedim. Mardin'e gideceğiz. Kente ziyaretçi akını var. Özellikle tarihi bölgelerde trafik kilit durumda. Veysi İpek gün boyu kentteydi. Bu yoğunluğu ve sebebini ondan dinleyeceğiz. Veysi sendeyiz. İyi bayramlar. Öncelikle Mardin'de sabah saatlerinden itibaren kültür ve turizm haberi yapmaya geldik. Yayınlar yaptık. Daha sonra Midyat'ı, dizi platolarını dolaştık. Çok yoğun, insanlar çok yoğun bir şekilde bayram tatilini burada geçirdiğini söyleyelim. Sizin de söylediğiniz gibi trafik çok yoğun. Birinci cadde aslında bugün park yasağı da mevcut. Ancak yoğun bir şekilde trafik neredeyse 2 kilometrelik alanı yaklaşık 1-1,5 saatte geçebiliyorsunuz. Çok yoğun bir trafik var ki tur operatörleri, tur otobüsleri de Mardin'in alt tarafında kalıyor. Kimisi yürüyerek geliyorlar buraya. Ancak çok yoğun bir trafiğin olduğunu belirtelim. Caddeyi de görüyorsunuz. Tek geçişlik bir cadde. Bu noktada da insanlar gerçekten zorlanıyor ki aşağı tarafta otopark ve alışveriş merkezi yapılıyor. Orada yolu kapatmış durumda. Esnaflar çok şikayet etti özellikle o alışveriş merkezi. Ki Mardin'in süliyetini bozan bir alışveriş merkezi olacak ki UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girmek için hazırlık yapıyordu Mardin. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin 7 yıl önce onay verdiği bu alışveriş merkezi ve otopark, çok katlı otopark aslında, yine dönemin valisi tarafından şikayet edilerek mahkeme kararıyla durduruldu. Ancak esnaflar şimdi tekrar başladıklarını söylüyor. Buraya çok otopark lazım aslında. Cumhuriyet Meydanı hemen önümüzde. Yaklaşık 150 araçlık bir meydan da orası. Oraya düzenlendi. Bundan 8-9 yıl önce düzenlendi. 50 araçlık bir otopark yapıldı yan tarafına. Ancak o otopark da valilik İKOP tarafından işletiliyor. Normalde bayramlarda ücretsizdi, bu bayramda ücretti. Vatandaşlar onu da şikayet etti, onu da söylemekte fayda var. Otopark yeri bulamıyorlar, 50 araçlık otopark yetersiz. Ancak fiş de vermedi, fatura vermediklerini söylüyor, valilik işlettiğini kaydediyorlar. Bunu da söylemekte fayda var. Görüyorsunuz trafiğin yoğunluğunu ki İbrahim Halil Bayram da hemen o bölgeyi işaretlesin. Otoparkın bulunduğu girişte çok yoğun bir trafik var. 50 araç tabii ki Mardin'e yetersiz geliyor. Görüyorsunuz Cumhuriyet Meydanı cıvıl cıvıl, insanlar sabah saatlerinden itibaren Mardin'e geldiler, dolaştılar. Urfa'dan veya Diyarbakır'dan buraya geldiler, dolaştılar. Daha sonra buradan Hasankeyf'e, Midyat'a geçiş yapıyorlar. Midyat'ta da dizi platolarının bulunduğu noktaya. Beyaz Su ki Dicle'nin bir kolu, Nusaybin'e doğru, Suriye'ye doğru akan bir kol. Orada piknik yaptığı yeşillik bir alan. Yine orada fırsat bulamayanlar da Bagok Dağı ki uzun zaman çatışmaların yoğun yaşandığı yerlerden biriydi Bagok Dağı. O dağda da Kafro, Elbeğendi, Üçköy bölgesinde Süryani vatandaşlar geri dönüş yaptı. Çok sayıda pizzacı açılmış durumda. İtalya'dan, Almanya'dan, İsveç'ten, İsviçre'den
bu işi yapan, pizza işini yapanlar geldi. Esnaf aslında harıl harıl çalışıyor, onu söyleyeyim size. Çok da bu noktada memnunlar. Turistin gelmesinden çok memnunlar. Bayramın 4 günü de açıklar. Normalde bundan 15 yıl önce pazar günü esnaf Mardin'de iş yerlerini açmazdı. Ancak şimdi turistlerle birlikte çok yoğun bir şekilde esnaf da hizmet sektöründe yoğun bir çaba sarf ettiklerini söylüyorlar. Bizi yolda durdurdular. Bu trafik çilesinden bahsettiler. Öncelikle onu söyleyeyim. Mutlaka çözüm bulunması gerekiyor. 7-8 yıldır neredeyse taş üstüne taş konulmamış diyebilirim. Yani bu turizm hareketliğinden beri. Görüyorsunuz trafik gıdım gıdım ilerliyor ve aslında büyük araçların da geçişi yasak. Otobüsler aşağıda kalıyor. Bu mutlaka çözülmeli. Binlerce turist, yerli yabancı turist akın ediyor. Trafik polisleri yanı sıra resmi üniformalı polisler de burada hizmet ediyor. Trafiği yönlendirmeye çalışıyorlar. Yine zabıtalar burada bu trafiği aşmaya çalışıyorlar ama yetkililer mutlaka buna bir çözüm bulması lazım. YİKOP'un burada 50 araçlık otoparkı tabii bulunuyor. Daha önce 150-200 araçlık bir otopark vardı burada. Ve trafik buradan itibaren de tıkandı. Resmi polisler açmaya çalışıyor. Bu noktada çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Ancak dediğim gibi çileye dönüşmüş. Ama Mardin'i gelip görenler mutlu ayrılıyor, onu söyleyeyim size. Yukarıda atlar var. Atları da göstereyim size. Orada atlarla birlikte turluyorlar. Hemen üst tarafta müze var. Kiliseler var. Kiliselerde tabii oradan vakit geçiriyorlar. Manastır'a geçiyor. Dagi Zafaran Manastır yaklaşık 5 kilometre mesafede. Burada atlarla da tabii fotoğraf çektiriyorlar, tur atıyorlar. Çocuklar, gençler seviniyor. Tıktım tıklım Mardin. Yani eski Mardin, Artuklu ilçesi olarak şimdi kayıtlarda. Evet reis. Tıktım tıklım Mardin. Tabii bu trafik çilesinde bir çözüme ulaştırılmasını esnaflar istiyor. Turistler istiyor. Turizmciler istiyor. Akşam da Reyhani geceleri var. Ve buradan da Reyhani gecelerine geçeceklerini söyleyerek sözü size bırakalım. Teşekkürler Veysi, iyi bayramlar tekrar. Trafik çilesi her yerde problem efendim. Şimdi bir de bayram tatilini işte başlıklarımızda paylaştım. İlk 3 gününde meydana gelen kazalarımız var, trafik kazaları. Maalesef 22 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4043 kişi yaralandı ilk 3 günde. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Bayram tatilinin 3. günü 824 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi daha hayatını kaybetti. 1327 kişi de yaralandı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde ise toplam can kaybı 22'ye çıkmış oldu. Yaralı sayısı ise 4043. Bakan Yerlikaya bayram tatili boyunca 375.311 aracın denetlendiğini de açıkladı. Efendim 18.30 saatlerimiz, ana habere devam ediyoruz. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş kabinesini feshetmesinin ülkenin iç meselesi olduğunu belirtti. Kirby, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasındaki gerilimden de endişe duyduklarını ifade etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'te olağanüstü hal hükümeti olarak kurulan savaş kabinesini feshetmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde sakin karşılandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, söz konusu kararın İsrail'in iç meselesi olduğunu söyledi. Benny Gantz'ın ayrılmasından sonra Başbakan Netanyahu'nun başka ne seçeneği olabilirdi, emin değilim dedi. Kirby, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın seçilmiş lider olarak Netanyahu ile görüşmeye devam edeceğine işaret etti. Her konuda anlaşamıyorlar. İleriye dönük her konuda hemfikir olmayacaklar. Ama birbirleriyle uzun bir ilişkileri var ve her ikisi de birbirleriyle açık bir iletişimleri olacağını biliyorlar dedi. Escalation, we don't want to see a second front. Kirby, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında yaşanan gerilime de değindi. Bölgede ikinci bir cephe görmek istemediklerini ve bundan endişe duyduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Hizbullah'ın son haftalarda saldırılarını artırdığını belirterek itidal çağrısında bulundu. Gazze ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginliğin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten Miller, Kuzey'de diplomatik bir sonuç elde etmek için en iyi çözüm Gazze'de ateşkes sağlanması dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının ayaklanması nedeniyle Mayıs ayından bu yana süren şiddetin sona ermesi gerektiğini söyledi. Bölge halkına barikatları kaldırın dedi. Yeni Kaledonya'da Fransa ile devam eden gerilim sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın deniz aşırı toprağı Yeni Kaledonya'da haftalar süren ayaklanmaların sonlandırılması çağrısı yaptı. Durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Tüm barikatlar kesin olarak kaldırılmalı ve şiddet sona ermeli dedi. Macron, Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarına neden olan seçim tasarısının Fransa'da yaklaşan parlamento seçimleri nedeniyle askıya alınacağını duyurmuştu. Bölgede yaklaşık 5 haftadır süren gerilimin ardından başkent Nouméa'daki uluslararası havaalanı ve okullar pazartesi günü yeniden açılmıştı. Fransız yetkililer Nouméa'nın tekrar kontrolleri altına girdiğini savunuyor. Ancak bölgedeki barikatlar hala duruyor. Yeni Kaledonya'da Mayıs ayı ortasında bağımsızlık yanlılarının seçmen kitlesini genişletmeyi amaçlayan anayasal reforma karşı çıkması sonucu şiddet olayları başlamıştı. Fransa kontrolü tekrar sağlamak için bölgeye güvenlik güçlerini göndermişti. Tasarıya göre 10 yıl Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları seçimlerde artık oy kullanabilecek. Bağımsızlık yanlıları seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için tasarıya karşı çıkıyor. İran'da bile Cumhurbaşkanı adayları canlı yayında karşı karşıya geldi. Darısı başımıza. Münazaralarda Türkiye tartışması da öne çıkmış. İran'da 28 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için 6 aday ilk kez karşı karşıya geldi. Devlet televizyonuna çıkan adaylar 3 aşamadan oluşan münazaranın birinci bölümünde uzmanlar tarafından yöneltilen ekonomi sorularını yanıtladı. Ardından birbirlerinin görüşlerine cevap verdiler. Son bölümde ise projelerinden bahsettiler. Reformistlerin tek adayı Mesut Pezeşkiyan'la ılımlı muhafazakar Mustafa Pur Muhammedi, İran'ın komşuları ve diğer ülkelerle daha ılımlı ilişkiler kurması gerektiğini söyledi. %8'lik büyüme için yıllık 200 milyar dolara ihtiyacımız var. Bu mevcut durumla o 200 milyarı elde etmek imkansız. Dolayısıyla dünya ile iletişim kurmamız ve dünyadaki uluslararası sorunları çözmemiz gerekiyor. Diğer muhafazakar adaylar Said Celili, Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Ali Rıza Zakani ise ekonominin dış gelişmelere bağlı olmaması gerektiğini savundu. Meclis Başkanı muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibafsa yaptırımların adım adım kaldırılması gerektiğini dile getirdi. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin normal şartlarda 2025'te yapılması planlanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı reisinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle seçimler 28 Haziran'a alındı. Efendim, Filipinlere ait ikmal gemisiyle Çin'e ait gemi dün Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgede çarpışmıştı. Olayın ardından Pekin'e tepki gösteren Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in gerginliği tırmandırıcı ve sorumsuz eylemlerini kınadıklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Filipinlere ait ikmal gemisiyle Çin'e ait geminin Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgede çarpışmasının ardından Pekin yönetimine tepki gösterdi. Amerikan CNN kanalındaki habere göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki Filipinlerin yanında olduğunu ve Çin'in tırmandırıcı ve sorumsuz eylemlerini kınadıklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell da Filipinler Dışişleri Müsteşarı Maria Teresa Lazaro ile görüştü. Campbell, Çin'in Filipinlerin Güney Çin Denizi'nde yasal bir deniz operasyonu yürütmesini engelleyerek Manila yönetiminin seyir sefer özgürlüğüne müdahale ettiğini belirtti. Filipinlere ait ikmal gemisiyle Çin'e ait gemi Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgede çarpışmıştı. Çin sahil güvenliğinden yapılan açıklamada Filipinlere ait ikmal gemisinin ikinci taması yakınındaki sulara yasa dışı girdiği, Çin gemilerine tehlikeli şekilde yaklaşarak çarpışmaya sebep olduğu belirtilmişti. Çin'in %80'inin üzerinde egemenlik iddiasında bulunduğu Güney Çin Denizi'nde Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya'da hak iddia ediyor.
Efendim bu arada sıcak bir gelişme hemen paylaşalım. Eylem tok duruşması az önce sona erdi. Hakim Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı 27 Haziran'a erteledi. Türkiye saatiyle 27 Haziran'da saat 16'da tekrar duruşma devam edecek. Taraflar detaylı bir hazırlık yapacaklar. Bu son dakika gelişmesini de paylaşmış olalım. Devam edelim. Batı'da Rusya ile Ukrayna savaşı, Orta Doğu'da İsrail'in Gazze saldırılarıyla dünyada keskin bir ayrışma noktasındayız. Asya'da da Çin ile Tayvan arasında ciddi bir gerilim var ve 3. Dünya Savaşı endişeleri beraberinde geliyor. Uzun zamandır 3. Dünya Savaşı riskini konuşuyoruz. Peki Çin ile Tayvan arasındaki sorun ne zaman başladı, sebebi ne? Haberimizden bakacağız şimdi. 70 yılı aşkın süredir devam eden sorun, bölgede yapılan tatbikatlarla yükselen tansiyon, ABD ile Çin arasında sık sık yaşanan krizlerin nedeni, Çin-Tayvan gerilimi. Peki sorun nasıl başladı? İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çin'de çıkan iç savaş 1949'da Komünist Parti'nin zaferiyle sonuçlanmış, Milliyetçi Parti lideri Chiang Kai-shek ve beraberindeki 1.4 milyon kişi Tayvan adasına sığınmıştı. 1980'li yıllara kadar Tayvan'ı yöneten bir dikta yönetimi kuran Chiang'ın ölümünden sonra ülkede demokrasiye geçiş için ilk seçimler 1996'da yapıldı. Soğuk savaş nedeniyle Çin'le Batı arasındaki tüm ilişkiler kopuktu. Tayvan'daki Chiang yönetimi yeniden ele geçirmek istedikleri Çin'in tümünü temsil ettiklerine inanıyordu. Hatta Birleşmiş Milletler'de de Çin'i temsil ediyordu. 1970'e gelindiğinde pek çok ülke Taipei yönetiminin artık Çin anakarasında yaşayan insanların hakiki temsilcisi olarak görülemeyeceğini belirtti. 1971'de Çin'in BM'deki temsilciliği Pekin yönetimine geçti. ABD ile Çin arasında ilk diplomatik ilişki de 1979'da kuruldu. Çin, Tayvan'ın hukuken kendi toprağı olduğunu iddia ederken Taipei yönetimi Tayvan'ın bağımsız bir ülke olduğunu savunuyor. Tayvan'ın statüsü konusunda görüş ayrılıkları olsa da kendi anayasası, demokrasi yoluyla seçilmiş liderleri ve silahlı kuvvetlerinde 300 bin kişilik aktif gücü bulunuyor. Tayvan 166 adadan oluşuyor. Başkent Taipei'nin de bulunduğu ana adanın Çin'e olan uzaklığı 160 kilometre. 23 milyonun üzerinde nüfusu var. Çin'i deniz yoluyla çevirmek isteyen ABD, Tayvan'a ayrı bir önem veriyor. Bu destek Çin ile ABD arasındaki en büyük kriz nedenlerinden biri. Özellikle ABD Başkanı Biden'ın 2022'de Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri müdahalede bulunacaklarını söylemesi de gerilimi artırmıştı. Biz tek bir Çin olmasını kabul ettik, imzamızı attık ve bunun gereği olan bütün anlaşmaları kabul ettik. Fakat Tayvan'ın güç kullanılarak alınması bu olacak şey değil. Gerilimi artıran adımlardan biri Ağustos 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle atıldı. Ziyaret ABD ve Çin'le Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilime neden oldu. Tek Çin ilkesini benimseyen Pekin, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan'la diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor. Çin, ada çevresinde yaptığı tatbikatlarla gözdağı veriyor. Son olarak Mayıs ayı sonlarında Tayvan'ın yeni lideri William Lai'nin göreve başlamasından birkaç gün sonra adanın topyekün işgali senaryosuyla büyük bir tatbikat başlattı. Son yıllarda Tayvan'ın silahlandırılmasına hız veren ABD de geçtiğimiz Nisan ayında Pasifik Okyanusu'nda resmi olarak ilan edilmeyen ortak bir tatbikat gerçekleştirmişti. ABD'li bir yetkili, Amerikan ordusunun adanın Çin'e karşı savunmasını güçlendirmek için Tayvan ordusuna en az bir yıldır gizlice eğitim verdiğini bildirmişti. Tüm bu gelişmeler bölgedeki gerilimi artırırken akıllara dünyada var olan savaşlara bir yenisi mi ekleniyor ya da 3. Dünya Savaşı bu şekilde mi çıkacak sorusunu getiriyor. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'e göre Tayvan Boğazı'nda artan gerilim Çin'in statükoyu güç yoluyla değiştirme girişimlerinden kaynaklanıyor ve sorunun yalnızca Çin'le Tayvan arasında bir anlaşmazlık olarak görülemeyeceğini, tıpkı Kuzey Kore gibi küresel bir mesele olduğunu savunuyor. Taraflara destek olan ülkeler göz önüne alındığında bölgede çıkacak olası bir savaşın çok daha geniş alanlara yayılma ihtimali de endişeleri artırıyor.
Efendim sıcak bir gelişme, Eylem Tok ve oğlu hakkındaki karar. Amerika Mahkemesi mahkeme süreci 27 Haziran'a ertelendi, az önce duruşma sona erdi. Detayları alacağız. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hassasu'dan. Can, iyi bayramlar, dinleyelim notlarını. Evet, herkesin merakla beklediği bu duruşma ikiye bölündü aslında. Bugün hakim anne Eylem Tok'u ve oğlu Timur, Cihan Timur'un duruşmalarını ayırdı. Eylem Tok'la ilgili olarak duruşmanın devam etmesine ve tutuklu olarak yargılamanın sürmesine karar verdi hakim. Yaklaşık 1,5 saat sonra da oğlu Timur, Cihan Timur hakim karşısına çıkacak. Henüz 18 yaşından küçük olduğu için ayrı bir mahkeme tarafından görülecek bu dava. Bu konu tabii çok önemli. Amerikan yargısı bu konuyla ilgili Türkiye'nin talebine çok hızlı bir yanıt verdi. Ve zanlılar Boston kentinde gözaltına alındılar. Bu gözaltı işleminden sonra bugünkü ilk duruşmada bu kararın çıkması, hakimin konuyla ilgili delilleri etraflıca inceleyeceği ve ona göre nihai kararı vereceğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla 1,5 saat sonra Timur, Cihan Timur'la ilgili de nasıl bir karar alınacağını gördükten sonra anne oğul hakkında daha net bir tablo ortaya çıkmış olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli aslında vurkaç davalarında hem mahkeme hem de kamuoyu bu tür konulara müsamaha göstermiyor. Amerikan yargısı özellikle bu türden trafik kazalarında sanığın, trafik kazasını yapan kişinin orada neden olduğu kaza mahallini terk ederek kazazedelerin hayatına kurtarılması için çaba göstermemesini ve olayın gizlenmesi için kaçmaya çalışmasını çok büyük bir kusur olarak görüyor. Bu sadece duruşmanın gidişatıyla ilgili değil, kişinin vurkaç kazasına karışan şahsın daha sonraki hayatında banka kredisinin de bile değerlendirme yapılırken göz önüne alınan bir veri haline geliyor. Dolayısıyla da bugün Amerikan mahkemesi zanlılardan Eylem Tok'un, anne Eylem Tok'un ki Timur, Cihan Timur'un kaçmasına yardımcı olduğuyla, ona yardım ve yataklık ettiğiyle ilgili yargılanıyor. Tutukluluğunun devamına ve yargılamanın 27 Haziran'da ikinci celsede süreceğine karar vermiş durumda. Can, Eylem Tok avukat değişikliğimi talep etti. Mahkemede ne konuşulduğunu biliyor muyuz? Yani şimdi nasıl henüz, savundular? Buyur. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür duruşmalara kameraların girmesine izin verilmiyor. İçeri giren gazeteci arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımızın üzerindeki telefonlar da alınmıştı. Dolayısıyla sıcağı sıcağına bu ilk verileri sizlerle paylaşmış olduk. Bundan sonrasında da bu tür detayları da sizlerle bilahare paylaşmaya devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz Can Hassasu. İyi yayınlar. Teşekkürler. Alihan Tok ailenin yanındaydı. Hemen Alihan Tok'a da dönelim eğer hazırsa. Kararı nasıl karşıladı aile? Alihan, sendeyiz. Evet, Mehmet Akif Ersoy, şimdi aile kararı aslında biraz daha olumlu karşıladı. Neden? Çünkü olayın tam olarak idrak edilip böyle mahkemenin, duruşmanın tam anlamıyla devam etmesini istiyorlar. Dolayısıyla şimdi Eylem Tok mahkeme salonuna geldi. İçeriden notlar geliyor. Saçını kestirmiş, zaten bunu biliyorduk, hani tanınmamak için şekil değiştirdiklerini biliyorduk. Saçını küt kestirmiş, sarıya boyatmış, turuncu, o Amerikan mahkemelerinde hepimizin bildiği o turuncu kıyafeti giymiş ve eli kelepçeli bir şekilde gelmişti. Daha sonra da tercüman aracılığıyla zaten iletişim kuruyordu. Avukatı önce aslında hakimin biraz kafasını karıştırmak istedi. Bu olay Türkiye'de işlenen bir suçun davası mı, yoksa bir suçlunun iadesi davası mı diye hakimin biraz da kafasını karıştırmayı, ortalığı biraz bulandırmak istemişti. Aile burada heyecanlı bir şekilde an be an takip etti gelişmeleri. Ancak hem Eylem Tok'un avukatı hem de savcılar aslında Türkiye hükümetinin ona yönlendirdiği suçlamayı yöneten savcı, biz her halükarda bu suçun cezasını çekmesini ve iade talebinin devam ettiğini söylemişti. Ancak davada hakim
tarafların biraz daha olayı anlaması için, yani biraz daha delillerin toplanması için duruşmayı erteledi. Aile bu olayı çok olumlu karşıladı. Çünkü hızlı bir şekilde karar verilip oldu bittiye getirilmesini istemiyor aile kesinlikle. Bir sonraki duruşma 27 Haziran'da yapılacak. Tabii o 17 yaşındaki sürücü de aslında davası 20.30'da görülecek. O dava salonunda değildi. Burada hakim başka bir dava olduğunu kabul etmedi. Aslında ilk başta 20.30'u ertelemek istedi. Eylem Tok'un avukatı da o davayla birleştirmek istedi. Hakim bunu kabul etmedi. Davayı o saatte, yani 18'de görmek istedi. Dava devam ettikten sonra hakim Tok'un avukatından Türk yargısının olayı ele alış şekline itiraz gerekçesini anlamaya çalıştı. Ancak avukat buna da net bir cevap veremedi. Dolayısıyla avukatı değiştirilecek. Eylem Tok yeni bir avukatla 27 Haziran'da tekrar duruşmaya çıkacak ve ondan sonra tekrar süreç devam edecek. Kazaya karışan 17 yaşındaki sürücü de 20.30'da hakim karşısına çıkacak. Tabii ki orada Türk vatandaşlar da var. Aynı zamanda Acı ailesinin yakınları da var. Olayı takip ediyorlar. Acı ailesi de burada gelişmeleri takip ediyor. Annesi özellikle bu davanın oldu bittiye getirilmesini istemiyor. Dolayısıyla ertelemeden dolayı memnunlar. Çünkü daha detaylı bir şekilde soruşturma kapsamında bütün deliller toplanarak, taraflar daha iyi hazırlanarak 27 Haziran'da tekrar görülecek. Şunu da söyleyebiliriz. Hakim Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yani tarafların detaylı iddia ve savunma için hazırlık yapması için 27 Haziran'a kadar bir süre tanındı. O süre kapsamında 27 Haziran'da tekrar Eylem Tok dava kapsamında yeni bir duruşmaya çıkacak. Turuncu kıyafet giymesi, küt saç, sarıya boyaması, İngilizce bilmeden tercüman aracılığıyla konuşması, aynı zamanda avukatın olayı tam olarak idrak edemeden savunmaya geçmesi, yani işte hakimin kafasını karıştırmaya çalışması vesaire. Hakim tarafların daha iyi hazırlanmasını istedi. Dolayısıyla deliller daha da toplanacak. Hakim yeni bir avukatla Eylem Tok'un savunmasını tekrar dinleyecek. 27 Haziran'a ertelendi duruşma. Peki. Aile bu karardan memnun diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Alihan, çok teşekkür ediyoruz. Detaylı bir şekilde aktardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, denizlere erişimi engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmaya yönelik yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi. Bakan Özhaseki, kaçak yapıların ve işgallerin hızlıca tespit edildiğini belirtti. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız dedi. Çevre kirliliği önlenecek. Vatandaşların denize erişimini engelleyen işgaller ve kaçak yapılar denetlenecek. Denizler Halkındır projesiyle vatandaşın denize kolay erişimi sağlanacak. Gelen şikayetler üzerine derhal harekete geçtik ve ekiplerimizle beraber çalışmalara başladık. Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyor, vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen kaçak yapıları ve işgalleri hızlıca tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Denizler Halkındır projesi hakkında bilgi verdi. Bakan Özhaseki, sahilleri kaçak yapılardan arındırma kapsamında il müdürlüklerinin kıyıları gözetim altına aldığını ve valiliklerin de süreci yakından takip ettiğini vurguladı. Ayrıca Özhaseki, çevre kirliliğine dair de mesajlar verdi. Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızdan isteğim, şehirlerimizde çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim. Bayramın huzurlu atmosferini çevremizi kirleterek bozmayalım dedi. Yani yapılabilirse çok güzel iş ama çok zor, yapılamaz. Yani sembolik olarak belki bazı noktalarda olabilir ama bunun tamamen Denizler Halkındır projesiyle denizlere erişimi sağlanması her geçen gün daha da zorlaşan bir durum. Yani her tarafta artık paralı plajlar var. Vatandaş da denize giremiyor otellerinde, yani başka ülkelerde. Mesela bu çok hassas bir konudur. Bizde maalesef çok ciddi sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye 15 Haziran'da seyri sefer hizmeti verdiği 5573 uçuşla Avrupa'da hava sahası en yoğun kullanılan 3. ülke oldu. Arife günündeki havalimanında, Türkiye'deki havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı 4227 oldu. Arife gününde havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı 4000'i aştı. Türkiye, Avrupa'nın hava sahası en yoğun 3. ülkesi oldu. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı'nın performans inceleme birimi tarafından
41 ülkenin hava sahasının yoğunluğu mercek altına alındı. Arife gününde Türkiye'nin hava sahası 5573 uçuşa hava trafiği hizmeti verdi. Buna göre Türkiye hava sahası en yoğun 3. ülke oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi haline geldiğini ifade etti. Ülkemiz havayolu sektöründe Avrupa'nın zirvesine doğru tırmanışını sürdürmektedir. Yaptığımız yatırımlar sonucunda Türkiye havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi haline geldi. Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor. Ülkemiz hava trafik sayılarının her geçen gün artarak Avrupa çapında zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 15 Haziran Arife gününde 4227 uçak Türkiye'deki havalimanlarına iniş kalkış yaptı. Geçen yılın aynı gününde ise bu rakam 3587 olarak kaydedildi. Buna göre havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısında geçen yıla oranla %17,8'lik artış yaşandı. Efendim iklim.com saat başında ana habere devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz ana habere. Birkaç dakika içerisinde bu arada maç başlayacak. Bir taraftan da gözümüz kulağımız millilerimizde. Çanakkale'deki orman yangınlarıyla başlayalım. Müdahale sürüyor. Son durumu alacağız. Yalın Onat Ergör telefon attığımızda. Yalın hemen dinleyelim notlarını. İyi bir gelişme var mı? Şu anlık o iyi haberi veremeyeceğim ama son dakika gelişmesi olarak aslında Çanakkale Valiliği'nin yaptığı bir basın duyurusu var. Onda da Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alanına girişler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu deniyor o açıklamada. Ki zaten boğaz trafiği de tek yönlü olarak askıya alınmıştı. Anız yakılması sonucunda çıkan yangın sonucunda. Çanakkale Eceabat yangında müdahale sürüyor. Şu anda 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracı ve 362 personelle birlikte o yangına müdahaleler devam ediyor. Tabii bizim yine daha henüz oraya varmadık ama bizler de yoldayız. Şöyle bir bilgi de var. Bugün Çanakkale için rüzgarlı bir hava var. Dolayısıyla bu da mücadeleyi epey bir zorlaştırıyor oradaki alevlere karşı. Bu yüzden de yine ekipler canla başla orada mücadele ediyorlar. Kumköy yakınındaki Akbaş mevkiinde ekili arazide anız yakılması sonucunda çıkan bir yangından bahsediyoruz ve bazı tatil noktalarından da köylerden de yine görülebiliyor bu yangının dumanları, alevlerin dumanları ve dolayısıyla da bir köyde, yine o noktaya yakın bir köyde şu anda tahliye edildi. Oradaki kişiler de oradan uzaklaştırıldı. Boğaz trafiğinden bahsetmiştik. Kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı o da. Tabii biz burada anız yangını deyince ne anlamamız gerekiyor? Yani bir kişi sebebiyle çıkan bir yangından bahsediyoruz. Bu dönemde de orman yangınlarını konuştuğumuz bir dönemde de aslında bazı yasaklar da var. Ormana girmemek, ormanın yakınındaki alanlarda ateş yakmamak. Bu da bunun sebebini çok net bir şekilde açıklayan bir yangın aslında. Çünkü anızdan başlayan bir yangının burada büyüdüğünü, ormana sıçradığını, hatta köylere ve yerleşim yerlerine de sıçrama potansiyeli olduğu için de o köylerin, köyün tahliye edildiğini de görebiliyoruz. Yani bu yasakta biraz da bu yasakların sebebini anlamamıza neden olan bir yangın oluyor. Şu anda da müdahale devam ediyor Mehmet Akif. Peki çok teşekkür ederiz. Yalın Onat Ergör son notları aktardı Çanakkale'deki yangınla ilgili. Maalesef şu an için iyi bir haber veremiyoruz. Manisa'da Sipil Dağı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Onu aktaralım. Az önce bağlanmıştık Manisa'ya da. Sipil Dağı'nda Sultan Yaylası ile Turgut Alp Mahallesi arasındaki ormanlık alanda başlamıştı yangın. Dağdan yükselen dumanı görenler ihbarda bulundu. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. İki uçak, bir helikopter ve çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor. İstanbul Tuzla'da bugün korku dolu anlar yaşandı. Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı ve patlamalar yaşandı. Alevler yükseldi, patlamalar peş peşe yaşandı. Fabrika saatler içinde küle döndü.
İstanbul Tuzla'daki deri organize sanayi bölgesinde otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada saat 13.20 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarla birlikte kısa sürede büyüdü. Tüm bina alevlere teslim oldu. Hakan gel. Bir otomotiv yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sırasında yükselen karı dumanlar bölgenin her yerinden göründü. Yangın yandaki komşu parsellere de kısmen sirayet etti. Bununla ilgili gerek AFAD, Orman Müdürlüğümüz, itfaiye, Kocaeli itfaiye, emniyetimiz, jandarmamız, bütün kurum ve kuruluşlarımız zamanında müdahale ederek yangının diğer fabrikalara sıçramaması, ormana sıçramaması için canla başla mücadele ediyor. Fabrikada çıkan yangın sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı. İşte o patlamalar sırasında fabrikadan kopan bazı parçalar metrelerce ilerideki otluk alana düştü ve burada çıkan yangına da Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye destek için bir yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale etti. Alevler uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Fabrikada milyonlarca liralık hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Efendim bugün takip ettiğimiz gelişmelerden birisi Amerika'daki mahkeme süreci. Eylem Tok'un duruşması az önce sona erdi. Mahkeme 27 Haziran tarihine erteledi. Saat 16'da Türkiye saatiyle görülecek duruşma. Oğlu birazdan hakim karşısına çıkacak. Amerika'nın Boston kentinde yakalanmıştı. Alihan Tok gelişmeleri bizle paylaşacak. Detayları ve mahkeme sürecini Alihan sendeyiz, dinliyoruz. Mehmet Akif Ersoy, Boston'da ne oluyorsa anında Acı ailesinin telefonlarına düşüyor. Hemen telefonları çalıyor burada, çünkü Acı ailesinin yakınları Boston'daki duruşma salonunun önüne gitmişler. Amerika'daki Türk vatandaşları gitmişler. Ne oluyorsa anlık bir şekilde burada aktarıyorlar. Ben gördüğümü sizlere söyleyeyim. Şimdi duruşmaya girenlerden, katılanlardan bir gazeteci Eylem Tok'a işte sorular yöneltmişler. Biliyorsunuz ertelendikten sonra 27 Haziran Perşembe gününe sorular yöneltmişler. Bir gazeteci bir katil annesi olmak nasıl bir duygu diye bir soru yöneltmiş. Eylem Tok da sadece alaycı bir tavırla Allahu Ekber demiş. Şu anda onlara gelen bilgi bu şekilde. Birçok kişi de bunu teyit etti. Yani Eylem Tok kendisine bu suçlamaları yönelten, bir şeyler söylemesini isteyen insanlara, oradaki gazetecilere sadece tekbir getirmiş. Allahu Ekber demiş. Tek söylediği buymuş. Ve kelepçeli bir şekilde zaten alaycı bir tavırla koşa koşa duruşma salonundan çıkmış gitmiş. 27 Haziran'da tekrar gelecek. Şimdi diğer 17 yaşındaki sürücü 20.30'da yargılanacak. Mahkeme zaten ikisini ayrı ayrı yargılıyor. Çünkü ikisine ayrı bir iade talebi söz konusu. Birisi Amerikan vatandaşı olduğu için 17 yaşındaki sürücü. Annesi de Türk vatandaşı olduğu için ayrı bir iade süreci var. Takip ediyoruz. Aile beklentisi devam ediyor. Diğer duruşmayı takip edecekler. Ona da çok az bir süre kaldı. Oradaki Amerika'daki vatandaşlar zaten sürekli söylüyorlar. Duruşma salonunda bitkin bir şekilde artık umutları sönmüş bir şekilde bekliyor. Amerikan mahkemesinin bu davaya bakış açısı da aslında çok önemli. Bize gelen bilgilere göre, yani duruşma salonundan gelen bilgilere göre, aslında hakim ve Amerikan yargısı bu olayla çok ilgilenmek istemiyor. Zaten Amerika ve Türkiye arasında bir iade anlaşması, suçları iade anlaşması var. Dolayısıyla Eylem Tok'u iade etmeye daha yakın. Oğlu hakkında tabii ki önümüzdeki saatlerde, dakikalarda ortaya çıkacak bu tavırları. Ancak Eylem Tok hakkında biraz daha işte iade edelim, biz bununla uğraşmayalım tavrındalar. Ama Eylem Tok da yine o alaycı tavrını sürdürüyor gibi görünüyor. Çünkü alaylı bir şekilde bir katil annesi ne demek, ne hissediyorsunuz gibi sert, çok ağır bir soruya Allahu Ekber diye alakasız, mantıksız, hiç bağlama olmayan bir cevap vermiş. Dava devam ediyor. O 27 Haziran'a ertelendi. Çünkü avukatı da değişecek Eylem Tok'un. Avukatı da iyi bir savunma yapamamış. Olayı çok iyi anlayamamış. Bir iade talebi mi, yoksa Türkiye'de işlenen bir suçun yargılanması mı? Hakime böyle sorular sormuş. Hakim artık tarafların olayı daha fazla
taraflıca irdelemesi, delillerin daha iyi toplanması ve kendilerini daha iyi savunabilmeleri için bir süre tanıdı. 27 Haziran'a kadar erteledi. Normalde 14 gün süre tanınıyor en az ama hakim olayı hızlandırmak, kamuoyunda yaratılan bu etki çok önemli demiştik zaten. Türk medyasında aynı zamanda yabancı, şimdi Amerika'da da takip edenler var, Avrupa'da da var. Dolayısıyla hani kamuoyuna bu kadar yansıyan bir olayın çok hızlı sonuçlanması için 14 gün değil, 7 gün içerisinde tekrar duruşmaya çıkacak Eylem Tok. Ancak şimdilik hepimizin gördüğü o New York'ta işte turistik bir alanda ki fotoğrafı yok. Küt saçlı, sarı saçlı, üzerinde turuncu kıyafet var. Elleri kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna geldi. Nasıl yakalandığı da evinde yakalanmış. Aslında böyle birçok iddia vardı. Kurye mi şikayet etti, okulda mı yakalandı diye. Evinde yakalanmış. Polis ekipleri evine gitmiş, evinden almış. Oğlu da 20.30'da yargılanacak. Duruşmaya çıkacak, hakim karşısına çıkacak. Şimdilik aile takip ediyor gelişmeleri, an be an takip ediyor. Özellikle anne Pervin Acı bu o yaşananlardan biraz daha böyle içine su serpilmiş durumda. Çünkü kendisi biliyorsunuz 106 gündür büyük bir acı içerisinde, bir adalet arayışları vardı. Babanın zaten çok büyük bir adalet arayışı var. Bir dedektif gibi titiz titiz tüm bu olayın tüm ayrıntılarını irdeliyordu. Gazetecilerle de paylaşıyordu. Bizler de kendisiyle her gün görüşüyorduk zaten. Dolayısıyla hani bu aşamaya geldikleri için çok mutlular. Amerika'da hakim karşısına çıkmaları aslında ilk başta, ilk Mısır'dan Amerika'ya kaçtıkları zamanda çok tahmin edilemiyordu. Ya işte aileye de bir umutsuzluk çökmüştü. İşte oradan kaçarlar. Oğlu da zaten Amerikan vatandaşıymış. Oradan kaybolurlar, giderler diye bir tavır vardı. Ancak işte Türk kamuoyu, duyarlı vatandaşlar, aynı zamanda bu ısrarlı adalet talebi sonucunda Amerikan mahkemesi de şu anda Eylem Tok ve oğlu hakkında çok da sıcak bakmıyor aslında. Onların iade edilmesine daha yakınlar şu anda. Türkiye'ye iade edilebilir. Diğer 17 yaşındaki sürücü hakkında ilerleyen saatlerde net bir şey söyleyeceğiz. Ancak tekrar edelim. Eylem Tok bugün sadece tek bir şey söyledi. Bunu da neden yaptı? Aslında ne aile anladı ne biz anladık. Yani hiçbirimiz anlamadık. Zaten o mahkemeye katılan, duruşmaya katılan gazeteciler de anlamamışlar. Hakim de anlamamıştır büyük ihtimalle. Sadece tek bir şey söyledi. Kendisine yöneltilen sorulara Allahu Ekber dedi alaycı bir tavırla. Ve mahkeme salonundan koşa koşa çıktı gitti. 27 Haziran'da tekrar görüşülecek. Yeni bir avukatla görüşülecek. Taraflar iddialarını hem savcı tarafı neden iade edilmesine yönelik iddialarını ve aynı zamanda delillerini daha da çeşitlendirecek. Hem de Eylem Tok'un avukatı Eylem Tok'u savunma anlamında yeni deliller toplayacak ve böyle kapsamlı bir şekilde bu dava devam edecek 27 Haziran'a kadar. Ancak şimdilik Boston'da Türk vatandaşları, Acı ailesinin arkadaşları orada gelişmeleri an be an takip ediyorlar. Hani en ufak bir şey olduğunda hemen Özer Acı'ya bilgileri aktarıyorlar. Bizler de buradayız. Bilgiler geldikçe size aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Alihan teşekkürler. Sizlere bırakalım. Alihan teşekkür ediyoruz. Emrullah Erdinç Boston'a gitti mahkemeyi takip etmek üzere, gazeteci yazar. Şu anda da yayınımıza konuk. Beni de duyabiliyor zannediyorum. Emrullah, mahkeme salonunda neler yaşandı? Bizim burada ıskaladığımız detaylarda ne var? Bu Allahu Ekber meselesi nedir? Dinleyelim seni. Ben sözü sana bırakıyorum. Akif, birincisi vaktim yok. Seni duyabildiğim kadarıyla yanıt vereceğim. Ondan başlayayım. En son soru mahkemedeki Allahu Ekber kelimesi ne? İstersen onu şöyle hazırlayayım. Anlatayım size. Duruşma ertelendiğinde doğal olarak ki oradaki görevliler, yani üzerindeki Amerikan filmlerinde gördüğümüz Marshall'ı yazan cezaevinde Eylem Tok'a yeniden cezaevine götürmek istedikleri sırada doğal olarak bizden arkadaş ki belki bir paylaşımını gördünüz, ben buraya gelmeden öncesinde Oğuz Murat Acı'nın babası Özel Acı bir durmamı istedik. Eğer bu sözü tutma fırsatı olursa Emrullah, ben sesi sağlıklı alamıyorum. Şimdi 3 gün boyunca cezaevinde kalmak nasıl bir his diye sormuş, söylememi istemişti. Ben burada Eylem Tok'a bir soruyu sordum. Cezaevindesiniz ve cezaevinde kalmak nasıl bir his? Cezaevinde kaçmak istiyordunuz, cezaevine girmek istemiyordunuz ama şimdi federal bir hapishanedesiniz sorusunu sordum. O esnada bir başka yine buradaki Türklerden, duruşmayı seyretmeye gelen Türklerden birisi, katil annesi olmak nasıl bir duygu diye soru sordu. Eylem Tok sadece Allahu Ekber diyerek
yanıt verdi ve içeri gitti. Görevler tarafından içeri götürüldü. Cezaevine götürülmek üzere içeri götürüldü. Başka hiçbir şey söylememiş oldu. Yani duruşma boyunca Eylem Tok'un ağzından bizim duyduğumuz tek kelime Allahu Ekber oldu diyebilir. İsterseniz şimdi buradan duruşmanın başına gelmek istiyorum. Duruşmada neler yaşandığını sizlere isterseniz anlatayım. Şimdi duruşma saat 11'de başladı. Ancak bizim tutanakta yine duruşmada Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan'ın ikisi birlikte yargılanacağını biz sanıyoruz. Fakat 11'deki duruşma Eylem Tok'un öğleden sonra 1.30'daki duruşmada Timur Cihan Tok'un duruşması olacağı belirtildi. O yüzden duruşma salonuna sadece Eylem Tok getirildi saat tam 11'de. Fakat duruşma 11'de başlamadı. Avukatı gelmediği için bir 10 dakika rotarla başladı. Eylem Tok nasıl geldi diyeceksiniz. Tıpkı Amerikan filmlerinde yine olduğu gibi Eylem Tok'un üzerinde ceza, yani o tutuklu cezaevi kıyafeti vardı. Sadece tarafında herhalde cezaevinde biraz düşmüyordu. Muhtemelen ondan olacaktır. Kahverengi bir tişört vardı. Ama kıyafetine baktığımız zaman tamamen kıyafetlerin hepsi cezaevi yönetimi tarafından verilmiş olan kıyafetti. Yani o eski hayatındaki lüks kıyafetlerin hiçbiri üstünde değildi. Ve yine Eylem Tok'un görüntüsünü anlatacak olursam size, duruşma salonunun önünden hani bana doğru böyle geldi. Çünkü benim yaklaşık bir 4 metre alanda oturacaktı kendisi. Göz göze gelmemeye özen gösterdi. Ben ısrarla gözüne baktım. Gözüne bakmak istedim. Zaten çektiğim o lüksteki videolardan da biliyorlardı. Takip ediyorlardı. Onu da biliyorum. Göz göze gelmemeye çalıştım. Israrla sanki başka birilerinin bir gözü arıyormuş gibiydi. Ama yüzünde bir şaşkınlık vardı. Muhtemelen cezaevinde uyuyamıyordu. Yorgunluk vardı. O eski, hatırlarsanız ki New York'taki bir fotoğraf karesi vardı. Güldükleri bir fotoğraf karesi. Eylem Tok'ta bundan eser yoktu. Onu söyleyeyim. Kim görüntüyü, hani ben çıplak göz gördüğüm için söylüyorum. O güldükleri fotoğraf karesinden tamamen bambaşka bir Eylem Tok vardı diyebilirim. Şaşkınlık vardı, yorgunluk vardı, bir tedirginlik vardı. O tedirginlikle birlikte yerine oturdu. Hemen burada bir şey daha bahsetmiştim. İşte saçlarını kestirmişti. Saçları tam küt bir şekilde bu alana kadar hani kestirmiş ve sarıya boyatmıştı saçlarını. Belki de tanımamak için o eski bildiğimiz bir görüntülerinden farklı bir Eylem Tok vardı. Ama yine dediğim gibi yine yüzünde yorgun ve tedirgin bir ifade olduğunu belirtebilirim. Sonra yerine oturdu ve duruşma avukatının gelmesiyle birlikte başladı. Ama küçük bir kriz vardı, ses krizi vardı. Eylem Tok'un bütün konuşmaları ve aynı şekilde duruşma ona tercüman aracılığıyla anlatılacaktı. O yüzden tercümanın sesini duyamadığını avukatına belirtti. Avukatı bunu söyledi. O küçük bir ses problemi vardı. O ses problemi giderildikten sonra duruşma başladı. Evet, duruşma başladığında doğal olarak Türkiye'deki durum soruldu. Türkiye'deki dosya soruldu. Ama burada önemli bir şey vardı. Mahkeme başkanı orada hemen Eylem Tok'un avukatının yapmış olduğu günler öncesinde bu mahkeme yeterli bir mahkeme değildir. Burada bu suç geçerli olamaz. Tahliye edilip dava düşürülmesini talep etmiş. Mahkeme başkanı orada bu talebin yerinde olmadığını, mahkemenin düşüremeyeceğini ve bu anlamda da bazı eksik prosedürün giderilmesi gerektiğini, yine aynı şekilde buradaki hükümet savcısı bir takım taleplerde bulundu. O eksik giderilmesi için taleplerde bulundu. Bu talepler çerçevesinde de duruşma 27 Haziran gününe sabah 9'a vermiş oldu. Tabii hemen bu esnada avukatları kefaletle serbest bırakılmasını, en azından kefaletle dışarıda kalmasını istedi. Ama mahkeme başkanı kefaletle de serbest bırakılmasına karşı çıktı. Ve Eylem Tok'un bir hafta daha cezaevinde kalması kararı verilmiş oldu. Peki. Emre Erdik, çok teşekkür ediyoruz. Dava sürecinin detaylarını mahkeme salonunda yaşananlara aktardı. Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanı Muharrem Erkek telefon attığımızda yangınla ilgili gelişmeleri bizle paylaşacak. Çok geçmiş olsun. Efendim, nedir son durum? İyi bir haber var mı? Alo, evet. Akif Bey. Sayın Erkek, buyurun, duyabiliyoruz efendim sizi. Tamam. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum ama bugün tabii çok üzüldük. Saat 16.00 öğleden sonra 4 sularında bir yangın çıktı. Büyük olasılıkla anız yakılmasından dolayı çıktığı düşünülüyor. Yangın Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda şehitlerimizin olduğu bölgede Kumköy ile Büyük Anafartı Köyü arasında çıktı.
Şu anda iki köy boşaltıldı. Büyük Anaparta ve Küçük Anaparta köyleri. Valiliğimizin koordinasyonunda... Kaç kişi vardı efendim köylerde? Alo? Kaç kişi vardı efendim köylerde? Efendim köylerimizde nüfus çok değil ama tabii köylere çok yaklaştı yangın. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamadı hala. Ormanlık alana da sıçradığı için rüzgar da kuvvetli bugün Çanakkale'de. Valiliğimizin koordinasyonunda herkes çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Tüm kurumlar, biz de karşı kıyıda yangın merkezden bütün iş makineleri, arazözler, greyderler, dozerler hem kurumlardan hem özel sektörden sevk edildi. Dediğim gibi hala kontrol altına alınabilmiş değil. Yoğun bir şekilde Orman Bölge Müdürlüğümüz başta olmak üzere herkes özveriyle çalışıyor. Helikopterler, uçaklar, 350'nin üzerinde orman personeli, diğer kurumlardan personeller. Umarım en kısa zamanda kontrol altına alınır. Ne tarafa doğru büyüyor efendim şu anda yangın ve başka boşaltılacak yer var mı? Öyle bir risk var mı? Yangın işte Kumköy'den Büyük Anapartalar köyüne doğru, yani Gelibolu tarihi yarım adamızda Eceabat tarafına doğru bir yayılma ve büyüme gösteriyor. Ama kısa zamanda inşallah kontrol altına alınacak. Umuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok geçmiş çok, olsun. Çok geçmiş olsun. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum herkese. Sağolunuz efendim. Evet, bu görüntüler canlı olarak geliyor ekranlarınıza. Yangına müdahale eden şu anda Anadolu Ajansı üzerinden. Onu da paylaşmış olalım. Çanakkale'de başlayan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'le az önce yayında kendisi paylaştı. En kısa sürede kontrol altına almayı umuyoruz. Valiliğimizin koordinasyonunda hep birlikte özel sektör ve işte belediye imkanları, Orman Bölge Müdürlüğü, herkes seferber olmuş durumda. Tüm araçlarımızla havadan, karadan yangına müdahale ediyoruz dedi. İki köyün boşaltıldığı bilgisini paylaştı tedbir amacıyla, çünkü köylere çok yakın bir noktada. Bu arada kapatılan yollar da var orada. Deniz trafiği keza tek yönlü olarak durdurulmuştu. Bunun bilgisi paylaşılmıştı. Tarihi Yarımada'da bu yangın şu an için halen kontrol altına alınabilmiş değil. Müdahale eden görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz şu anda. Bundan çok daha şiddetli görüntüler, dumanların yükseldiği, havadan müdahalenin devam ettiği görüntüler de vardı. Bunlar biraz daha kontrol edilebilen bölgedeki yangına ekiplerin şu anda müdahaleleri. Hem havadan hem karadan şu anda yangına müdahale ediliyor. Yalnız yakması sonucu yangının başladığını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaşmıştı. Maalesef rüzgarın şiddetli olduğunu da az önce Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek bir kez daha ifade etti. Rüzgarın şiddetinden dolayı da yangın hızlı bir şekilde yayıldı. Müdahale devam ediyor. Müdahaleden görüntüler de ekranlarınıza yansıyor şu anda. Efendim, Çanakkale'deki gelişmeleri takip ediyoruz. İyi bir haber olursa onu da hemen paylaşacağız sizlerle. Umuyoruz kısa süre içerisinde kontrol altına alınabilsin. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen milyonlarca kişi Ege ve Akdeniz sahillerine adeta akın etti. Muğla'nın ünlü turistik ilçeleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'nin plajları doldu taştı. Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun bayram tatilinde Akdeniz ve Ege sahilleri hiç olmadığı kadar doldu. Araç kuyrukları tatil beldelerinin girişinde uzayıp gitti. Milyonlarca tatilcinin ilk tercihi Muğla'nın birbirinden güzel ilçeleri oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Bodrum, Marmaris ve Fethiye'ye tatilci aktı. İl geneline 3 günde yaklaşık 500 bin araç giriş yaptı. Kentte turistik tesislerde doluluk oranı %100'e ulaştı. Bodrum'da plajlarda neredeyse adım atacak yer kalmadı.
Kumbahçe, Bitez, Gümbet, Ortakent sahillerinde yoğunluk çok fazlaydı. Kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. İlçe girişinde 6 kilometre boyunca araç trafiği oluştu. Fethiye'de de durum aynıydı. Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sahile ulaşmak isteyen bazı tatilciler araçlarını park ederek yol kenarından yürüdü. Marmaris ve Datça'da da benzer manzaralar vardı. Türkiye'nin en önemli mavi yolculuk rotası durumundaki Gökova Körfezi de tatilcilerin akınına uğradı. Sakin kent unvanı 6000 nüfuslu Akyaka Mahallesi'nde nüfus 80 bine kadar çıktı. Her bayram olduğu gibi sakin kent unvanlı Akyaka Mahallemiz yine bayram yoğunluğunu yaşıyor. Antalya'da sahillerde, park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı. Kentte yerli ve yabancı turistler soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Tatilciler Akdeniz'in maviliklerinde kulaç attı. Şehrin gürültüsünden, kalabalığından uzak, sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyen kişilerin tercihi kamp alanlarıydı. Hem hesaplı hem de deniz ve doğanın tadını çıkarmak isteyen İzmirli tatilciler doğada kamp yapmayı tercih etti. Bu kalabalığa nazaran daha farklı bir görüntü. Üç kız kardeş tatil yapmaya geldik. Bayram buluşması. Güzel. Birkaç senedir ilk deneyimimizden beri sürekli kamp yapıyoruz. Daha rahat, daha özgü oluyor. Hem ceplerini hem de keyiflerini düşündüler. İzmir'de kamp alanları tatilcilerle dolup taştı. Sakin, huzurlu, şehrin gürültüsünden, kalabalığından, koşuşturmasından uzak, huzurlu bir tatil geçirmek için geldik. Doğayla iç içe tatilin adresi İzmir'de Mesire alanları. Dileyen kendi çadırını getiriyor, dileyen de buradan temin edebiliyor. Çadırlar kuruldu, hamaklar bağlandı. Burası İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan Özdere beldesi. Doğada kuş cıvıltıları içinde kamp tatili yapmak isteyenlerin uğrak yeri. Kimi günübirlik, kimi ise konaklamalı tatil yapıyor. Arkamız deniz, önümüz yeşil olunca Mesire alanlarına da 9 günlük Kurban Bayram tatilinde ilgi yoğun. Tatilcilere göre kamp yapmak otelden hem daha hesaplı hem de daha faydalı. Şöyle faydalı, çadırın içinde değil ki, deniz kenarında, bilhassa ki deniz kenarında buz gibi bir havada vakit geçirmeleri. Daha çok böcek, börtü, daha çok bunları gördükleri için daha mutlular. Kamp tatili 10 yaş ve altı için ücretsiz. Günübirlik kişi başı 100 liraya 5 yıldızlı kamp tatili yapabiliyorsunuz. Çadırda uyku, evdeki uykudan daha mı tatlı? Tabii daha tatlı. Böyle hafif rüzgarla beraber çok güzel oluyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Hanımların işleri değişmiyor. Hiç değişmiyor. Evet. Tatile de gelsek bulaşık demem. Nasıl peki burada en azından doğal bir ortamda bulaşık yıkıyorsunuz? Değil mi? Ya çok güzel ya. Biz yaklaşık 6 yıldır her sene, senede 2 defa geliriz buraya. Rahat, güvenli, huzurlu. Ay maşallah be. Yaz izlerken siz de fark ettiniz ya da aynı şeyi hissettiniz mi bilmiyorum. Biz şehirde çok sakin geçiriyoruz bu vakitleri. Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzak diye başladığımız, sakin ve huzurlu bir tatil diye başladığımız yerde acayip bir kalabalık olmuş. Yani hem kalabalık hem çok sıkış tepiş çadırlar vesaire, hem de hiç sakin gözükmüyor, onu söyleyeyim. Ama yine de bayramda vatandaşlarımız işte bu tür yerlerde keyifli vakit geçiriyorlar. İstanbul bize kaldı. İstanbul'da da bu arada böyle sakiniz diyoruz. Çok yoğun yerler var. Yani vatandaşlar işte sahillere akın ettiler. Ortaköy'de, Bebek'te denize girenler oldu. İstanbul'dan bir bayram manzarası da getirelim. Denizde yüzüyorum. Nasıl su? İyi. İlk önce soğuk oluyor ama sonradan sıcaklaşıyor. Vapurla gezenler de oldu, manzaraya karşı fotoğraf çektirenler de. İstanbul'da sıcaklık 30 dereceye çıktı. Serinlemek isteyenler denize atladı. Kurban Bayramı'nın başlamasıyla beraber İstanbul'da yollar boşaldı. Boğaz hattındaki sahillerde yoğunluk oluştu. Bayram İstanbul'da güzel. Trafik yok. Herkes gitti tatile. Bomboş. Boş diye geldik İstanbul'a ama maalesef doluymuş. Gezerken bayağı bir kalabalık. Bayramda Ortaköy sahili de İstanbul'un en yoğun noktalarından biriydi. Özellikle şehir dışından gelenler bu manzaranın tadını çıkardı. Büyük Mecidiye Camii'ne karşı bol bol fotoğraf çektirdi. Hollanda'dan geldim. Hoş geldiniz. Hoş. Nerelere gezdik İstanbul'da?
Balat'a gittik, alışveriş merkezlerine gittik, Galata'ya çıktık. Bugün de burası. Camiye karşı fotoğraf çekildiniz mi? Çekildik. Özellikle onun için geldik. Şimdi ne yapıyoruz Ortaköy'de? Şu an kumpir yemeye geldim Ortaköy'e. Nasıl geçiyor bayramınız? Harika. Muhteşem. Ne yapıyorsunuz? Sıcak mı hava? Sıcak. Denize girmeyi bekliyoruz arkadaşlarımızla. Bayramı İstanbul'da geçirenlerin tercihi sahiller ve parklar oldu. Özellikle Bebek Parkı çocuklu ailelerin tercihiydi. Sıcaktan bunalanlar, serinlemek isteyenler bol bol denize girdi. Kızımla geldim. Serinlemek amacıyla geldim. Nasılsın? Çok güzel. Vallahi nimet yani. Efendim nasıl geçiyor bayram? İyi geçiyor. Torunumu satıyorum böyle. Güneşlendik mi? Gibi, herhalde. Yanmışsınız. Ben 2-3 gündür geliyorum, gelmem. Devamlı buradayım. Güzel bir ortam. Herkes birbirini tanıyor. Komşuculuk da var. Kurabiye ikramı geldi. Evet. Komşuluklar... Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Bizde komşuluklar böyledir. Burada herkes birbirine ikram yapar. Bu arada güzel bir haber de hemen paylaşayım efendim. Bir taraftan milli maç devam ediyor. Gözümüz kulağımız orada. Millilerimiz ilk golü attılar. 1-0 şu an öndeyiz. Mert Müldür hakikaten muhteşem bir gol attı. 2 attı. Şu an atıldı ikincisi. Kim attı? Kenan Yıldız mı attı? Şimdi Kenan Yıldız. Vallahi söylerken ikincisi geldi. Müthişler. Harika. Böyle keyfimizi yerine getirdiler akşam akşam. Bir kez daha kutluyoruz millilerimizi. Milli futbol takımımız Almanya'da Gürcistan karşısında şu anda Avrupa Kupası'nda 2-0 önde. Efendim ilk golü Mert Müldür attı. Oldukça uzak mesafeden müthiş bir vuruştu. Akabinde Kenan Yıldız da ikinci golü daha biz ilkini anons ederken attı. Ona da bakıyorum ben bir taraftan. Efendim VAR incelemesi olacakmış herhalde. Offside olabilirmiş bu gol. VAR incelemesi olacak diyorlar. Bir taraftan da maça bakıyorum. Efendim 3 yıl önce İstanbullularla buluşan Çamlıca Kulesi. Bayram tatilinde en kalabalık noktalardandı. Şehri çepeçevre izleme imkanı sunan Çamlıca Kulesi'ne gençler kadar büyüklerin de ilgisi var. Kulenin asansörü gün boyu çalışmış, ziyaretçileri taşımış. Siz Çamlıca Kulesi'ne bakın. Buyurun biz de gole bakalım. Çok güzelmiş ya. İlk defa geliyoruz buraya. Gerçekten çok güzel. İlk defa bayramda bir gezelim dedik. Eşimin biraz başı döndü. Ben biraz korkuyorum. Yükseklikten korkuyorum. Yaklaşabiliyor musunuz? Aşağı bakabilir misiniz? Bakıyorum kızım. Yani uçaktan görme gibi böyle ne güzel üstü gözüküyor. Kimi cam terasa fazla yaklaşamadı, kimi metrelerce yükseğe aldırmadı pozunu verdi. İstanbul'un seyir kulesi Çamlıca Kulesi. Bayram tatilinde genç yaşta çok sayıda ziyaretçi çekti. İstanbul'a bir bakan bir daha baktı. Yerli turist olarak geldik Elazığ'dan. Gerçekten çok yükseğe çıktık ve bu çok muhteşem bir yer. Eskişehir'den geliyoruz. Tam karşımızda Fenerbahçe'nin stadı var. Fenerbahçe burnu var. Aynı. Kaçıncı kattayız biliyor musunuz? 34. 9 günlük bayram tatilinde İstanbul'da kalanlar sahillerin yanında mesire alanlarını da gezerek tadını çıkardı. Çamlıca Tepesi'nin hemen yanı başındaki Çamlıca Kulesi de kalabalık grupları ağırladı. Biletini alan seyir kulesine çıkmak için asansör sırasına girdi. 40 saniyelik asansör yolculuğu sonunda karşılayan eşsiz manzara ilk defa gelenleri büyüledi. Biraz böyle yükseklik korkusu olanlara karşı böyle düşüyor gibi hissettiğim anlar falan oluyor. Ama onun dışında çok güzel, aşırı büyüleyici bir yer. Annemler aşağıda bekliyorlar korkuları olduğu için. Çıkamadılar, ben çıktım. Hani onun için bir tek ben olduğum için de hani bayağı fotoğraf falan çektim. İstanbul Köprüsü de buradan görünüyor. Anten şeyleri var burada, gördüm çıkarken. Çamlıca Kulesi açıldığından beri tam 3 yıldır İstanbullulara yaşadıkları şehri 600 metre yükseklikten izleyebilme fırsatı sunuyor. Şehrin en yüksek noktası olan Seyir Kulesi'ne 3 yılda 1 milyon 800 bin kişi ziyarette bulundu. Açıkçası etrafını hepsini döndük, güzeldi. Yani görebildiğimiz kadar gördük yani, güzeldi evet. Bir Galatasaray stadı görünmüyor. Çünkü bebekle zor oldu mu çıkmak? Yok, çok kolay oldu. Hiç zor değildi. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte olan Çamlıca Kulesi, Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyor. İstanbul'u kuş bakışı seyrettiren kuleye çıkmanın yetişkinler için fiyatı 320, öğrenciler için ise 140 lira. Efendim ikinci golümüz iptal oldu. Offside'mış. Kenan Yıldız'ın attığı gol. Şu an 1-0 öndeyiz.
ama iyi gidiyoruz. Yunanistan'da muhalefet BBC'nin göçmen ölümleriyle ilgili haberi sonrası adım attı. Ana Muhalefet Partisi Radikal Sol Koalisyon konuyla ilgili soruşturma istedi. Yunanistan muhalefeti harekete geçti. Göçmen ölümleri nedeniyle soruşturma talep etti. İngiliz kamu yayıncısı BBC, Yunan sahil güvenliği ile ilgili bir haber yayınlamış. Haberde görgü tanıkları Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri denize atarak ölümlerine neden olduğunu ileri sürmüştü. Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon, yani Syriza'nın göçmen politikalarından sorumlu yetkilisi Yorgo Pisogios haberle ilgili konuştu. Derinlemesine bir soruşturma talep ediyoruz. Yanıt verilmesini talep ediyoruz. Hesap verilmesini talep ediyoruz. Bu nedenle soruşturma istiyoruz dedi. Bir diğer muhalefet partisi Pantelik Sosyalist Hareket'te sahil güvenliğin olası yasa dışı eylemlere ilişkin olarak makul düzeyde endişeye neden olduğunu vurguladı. Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis ise BBC'nin iddialarının kanıtlanmadığını söyledi. Her şikayetin incelineceğini ve gerekli derslerin alınacağını vurguladı. Yunan hükümeti uzun süredir insanları zorla geri göndermekle suçlanıyor. Atina yönetimi uluslararası hukuka göre yasa dışı şekilde insanları geldikleri Türkiye'ye geri yollamakla itham ediliyor. Ancak BBC ilk ölümlerin meydana geldiği iddia edilen vakaların sayısını hesaplamış, Mayıs 2020-Mayıs 2023 döneminde 43 kişinin ölümüyle sonuçlanan 15 vaka analiz etmişti. Valla maalesef bir gol yedik efendim. Şu an maç 1-1 oldu. Ama inanıyoruz milli takım bu gece hepimizin yüzünü güldürecek. Daha erken henüz. Sırada Gazze'den bir haber var. Gazze'de hükümet 3500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğunu açıkladı. Yardımların ulaşmasını İsrail ve Amerika'nın engellediğini belirtti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde 3500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Açıklama Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapıldı. Filistin halkına yardım ulaşmasının engellendiği ve Gazze şeridinin gittikçe açlığa sürüklendiği ifade edildi. Açıklamada Gazze'deki 3500 çocuk girişi yasaklanan ürünlerden olan takviye gıda ve aşı yoksunluğuyla yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında denildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Gazze'de 2,4 milyon sivilin açlığa mahkum edilmesinde kararlı olduğu vurgulandı. Gıda ve ilaç girişinin yasaklanmasının insani olmayan tehlikeli bir yol olduğu belirtildi. Tüm bunların Gazze'deki sivillere yönelik işlenen bir soykırım savaşı olduğu kaydedildi. İşlenen suçların durması için acil uluslararası müdahale talep edildi. İsrail ordusu 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Refah sınır kapısının o tarihten bu yana kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli derecede etkiliyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'e 18 milyar dolarlık F-15 satışına onay çıktı. Prosedürler tamamlandıktan sonra sevkiyatın İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Amerika'dan İsrail'e yaptığı en büyük silah satışlarından biri olacağı kaydedildi. ABD Kongresi'nde iki kilit demokrat üye, İsrail'e değeri 18 milyar dolardan fazla olan 50 adet F-15 savaş uçağı da dahil olmak üzere büyük bir silah satışını kabul etti. Gereken onaylar alındığı takdirde, sevkiyat, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'nin İsrail'e yaptığı en büyük silah satışlarından biri olacak. Washington Post'un kimlikleri açıklanmayan 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre Temsilciler Meclisi üyesi Gregory Mix ve Senatör Ben Cardin 18 milyar dolarlık 50 adet F-15 satışını onayladı. Bundan sonraki adımda ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongre'ye satışın onaylandığına dair resmi bildirimde bulunması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçtiğimiz hafta İsrail'e yaptığı ziyarette Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşmesinde ABD'nin İsrail'e uyguladığı silah satışı sınırlandırmasını kaldıracağını söylediği iddia edilmişti. İsrail'e televizyon kuruluşu Kanal 12, Netanyahu'nun ABD'den silah tedariki sıklığını tekrar savaşın başındaki düzeye getirmesini talep ettiğini kaydetti. Blinken'ın da yakın zamanda ABD'nin tüm sınırlandırmaları kaldırarak silah satışını sürdüreceğini söylediği öne sürüldü. ABD'ye ise uzun süredir İsrail'in Gazze'deki savaşı sonlandırması için, silah satışını durdurması için baskı yapılıyor. Efendim, Güney ve Kuzey Kore arasında tansiyon bir hayli yüksek. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore askerlerinin bu ay ikinci kez sınır ihlali yaptığını paylaştı ve bu nedenle uyarı ateşi açtığını duyurdu. Kuzey Kore askerleri bir kez daha sınırı geçti. Seul yine uyarı ateşi açtı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı iki hafta içinde ikinci kez Kuzey Kore askerlerinin sınırı geçtiğini, uyarı ateşi açıldıktan sonra geri çekildiğini açıkladı. İhlallerin kazara olduğuna inandığını açıklayan ordu, sınır yakınlarındaki ihlaller nedeniyle mayın patlamaları yaşandığını ve çok sayıda Kuzey Koreli askerin yaralandığını belirtti. Kuzey Kore'nin tekrarlanan mayın patlaması olaylarından çok sayıda kayıp verdiğini, ancak operasyonlara pervasızca devam ediyor gibi göründüklerini belirtti. Ay başında yaklaşık 20 Kuzey Kore askeri sınırın ağaçlarla kaplı bir bölümünde iki ülke arasındaki askeri sınır çizgisini geçmiş, Seul ordusu bu geçişi kaza olarak değerlendirmişti. Bu geçiş Kuzey Kore'nin güneye doğru binden fazla çöp yüklü balon gönderdiği sırada gerçekleşmişti. Bunun aktivistler tarafından kuzeye gönderilen Pyongyang karşıtı propaganda taşıyan balonlara bir yanıt olduğu belirtiliyor. 1950-1953 yılları arasındaki çatışma ateşkesle sonuçlandığı için iki ülke teknik olarak savaş halinde. Yarımadayı ayıran askerden arındırılmış bölge halihazırda dünyanın en yoğun mayınlı bölgelerinden biri. Efendim, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin'in Rusya'ya verdiği desteğin bedelini ödemesi gerektiğini belirtti. Stoltenberg, gelecek ayki NATO Liderler Zirvesi öncesi Washington'daydı. Amerikan Başkanı Biden'la görüşen NATO Genel Sekreterinin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Çin'in politikalarını değiştirmemesi halinde Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemesinin sonuçlarına katlanması gerekiyor. Çin, Putin'in savaşını desteklemenin bedelini ödemeli. Açıklamayı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Washington'da İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan Stoltenberg, Çin'in hem Rusya'yı savaşta desteklediğini hem de Avrupalı müttefiklerle ilişkilerini muhafaza etmeye çalıştığını belirtti. Bu uzun vadede devam edemez dedi. Stoltenberg, ittifak üyesi ülkelerin Çin'in Rusya'ya desteği konusunda muhtemel yaptırımlara yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Rusya'nın Çin'le teknoloji paylaşımı sonucu ürettiği füzeleri ve silahları Ukrayna'ya karşı kullandığını kaydederek, Çin davranışını değiştirmezse bir aşamada bunun ekonomik maliyetini ödetmeyi değerlendirmeliyiz dedi. Stoltenberg, Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la da görüştü. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna'ya yardımları ve Temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi vardı. Görüşme sonrasında basına konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes ön şartı olan işgal ettiği topraklardan vazgeçmeyeceği açıklamalarına tepki gösterdi. Bu bir barış teklifi değil. Rusya'nın Ukrayna'yı egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden vazgeçmeyi ikna ederek savaş hedeflerine fiilen ulaşması önerisi. Stoltenberg, ittifak üyelerinin bu yıl savunma harcamalarını %18 artıracağını belirterek, bunun son yılların en büyük artışı olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan helikopterlerin bakım ve onarım görevini üstlenen 5. Anabakım Fabrika Müdürlüğü kapılarını Habertürk'e açtı. Kara havacılığında kritik öneme sahip olan helikopterlerin bakım ve onarım işlemlerinin gerçekleştirildiği o fabrikanın detaylarına bakacağız haberimizden. Elektronik aksamdan kaportaya, motordan gövdeye, tüm parçalar sökülüp kontrol ediliyor, mikroskobik çatlaklar onarılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki helikopterlerin bakımı bu merkezden yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü kapılarını Habertürk'e açtı. Kara havacılığında kritik öneme sahip olan helikopterlerin bakım ve onarım işlemleri Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bu fabrikada gerçekleşiyor. Fabrika Müdürlüğümüzün görevleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı tüm uçak ve helikopterler ile diğer kuvvet, kamu kurum ve kuruluşlarına ait helikopterlerin fabrika seviyesi bakım, onarım ve yenileştirmelerini yapmaktır. Bu faaliyetlerimizi konularında uzmanlaşmış, deneyimli subay, assubay, devlet memuru ve işçilerimizle yürütmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan helikopterler bu fabrikaya geldiğinde ilk durak Gövde Grup Amirliği hangarı oluyor. Bu hangarda helikopterlerin tüm parçaları sökülüp ilgili birimlere gönderiliyor. Helikopterlerin motorları en küçük parçasına kadar söküldükten sonra detaylı bir temizlik ve onarım aşamasından geçiyor. Diğer parçalarda ise sorun olup olmadığı X-ray cihazıyla kontrol ediliyor. Fabrikadaki bakım işlemleri kapsamında helikopterde bulunan parçaların röntgenleri de çekiliyor. Ardından işte burada bulunan ekran sayesinde gözle görülmeyecek kadar küçük sorunlar tespit edilmiş oluyor. Fabrika, yerli ve seri montaj helikopter üretilmiş olan ilk askeri fabrika olma özelliğini de taşıyor. Tamamı Türk mühendis, işçi ve teknisyeninin ortak çalışmaları sonucu uygulanan yenileştirme, modifikasyon ve modernizasyonlar ile ülkemizin imkan ve kabiliyetleri geliştirilmekte, üstlenilen her türlü görevi en iyi şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamaktayız. Tüm parçaların bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından helikopterlerin montajı yapılıyor. Montajın ardındansa test için uçuş hattına yönlendiriliyor. Hava araçlarının ve motor performanslarının uçuşa elverişliliğini test etmekteyiz. Bu maksatla ilk yer çalıştırmasından başlayarak tüm sistemlerle ilgili kontrol ve ayarları yapmakta, uçuş kontrollerini tamamlamaktayız. Hedefimiz işlemi tamamlanan hava araçlarını sorunsuz olarak birliğine teslim etmektir. Ve son aşama olan test uçuşu. Helikopterler bakım ve onarım işlemlerinin son aşamasında deneyimli test pilotları tarafından test uçuşuna tabi tutuluyor. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan helikopterler muharebe rengine boyanarak ait olduğu birliğe teslim ediliyor. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı İran kuzeyinde Pençekeyit Operasyon Bölgesi'nde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyona ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. İran kuzeyindeki Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklamada operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek sözleriyle de terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Japon arkeolog Kırıkkale'de 3300 yıllık bir tablet buldu. Hitit dönemine ait bu önemli keşif tarihin karanlık sayfalarına ışık tutuyor. Hitit kraliyet ailesinin dini törenleriyle ilgili bilgiler içeren tablette Arzava kralının isminin geçmesi de dikkat çekiyor. Japon arkeolog Kırıkkale'de 3300 yıllık tablet buldu. Hitit dönemine ait yeni bulgulara ulaşıldı. Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yer alan Büklü Kale'de kazı çalışmaları 15 yıldır devam ediyor. Kazı başkanlığını Japon arkeolog doçent doktor Kimiyoshi Matsumura'nın sürdürdüğü çalışmalarda önemli bulgulara ulaşıldı. Hitit İmparatorluğu'na ait 3300 yıllık çivi yazılı kil tablet bulundu. Bu Rize tabletin bulunması burada Hitit kraliçe gelip burada Rize dini törenleri yapılmış olduğunu gösteriyor. Tablet Hititçe ve Hurrice yazılmış. Hitit kraliyet ailesinin dini törenleri anlatılıyor. Hurrice ile yazılmış olan tablet şimdiye kadar Anadolu'da sadece 3 yerleşmede bulunmakta. Onları hepsi Hitit kraliyet ailesinin ikamet ettiği şehirler. Tablette yer alan bir isim de dikkat çekiyor. Bu şahsi isimlerde en büyük önemli olan isim Arzava Kralı Tarhundaradon'un ismi çıktı.
Arzava kralı Tarhun Taradon'un ismi daha önce Mısır'ın Amarna şehrinde bulunan tabletlerde de tespit edilmişti. Büklü Kale kazı alanında yapılan bu keşif, bölgenin Hitit İmparatorluğu'nun stratejik öneme sahip bir şehir olduğunu gösteriyor. Şimdi biraz iştahınızı açalım. Ege yöresine gideceğiz. İzmir'in geleneksel kahvaltısındaki 3 hamur işi, kentin vazgeçilmezlerinden boyoz, kumru ve gevrek nasıl çıtır çıtır pişiyor izleyeceğiz. Boyoz, kumru ve gevrek. Sadece İzmir'e özgü birbirinden güzel kara fırın lezzetleri. İzmir'in geleneksel kahvaltılarında 3 hamur işi var. Biri boyoz, bir diğeri gevrek ve üçüncüsü de coğrafi işaretli sandviçi kumru. Kumru aslında kumrunun o kuş türünün gövdesine benzetildiği için kumru olarak adlandırılıyor. Son dönemde çeşitleri bol ancak bu işte ilk hali fırından çıktığı gibi. İzmir dışından gelenler kumru yiyecek misin falan diye kumru uçan bir kuş zannediyorlar ama tabii ki bu artık İzmir'in de bir sanki bir simgesi olmuş gibi bir durumu var. Tabii ki kumru bir uçan kuş ama bizim kumrularımız uçmuyor, yeniyor. Nohut mayasından yapılan güzel bir ürün. İzmir kahvaltılarının vazgeçilmezi boyoz, aynı zamanda kültürel miraslardan da birisi. Yanında olmazsa olmazı, eşlikçisi ise kara fırında pişen yumurta. Peki boyoz nasıl yapılıyor? İşte bu serpme noktasına gelinceye kadar hamur işi tamamen el maharetiyle açılıyor ve çok ince bir şekilde açıldıktan sonra da tıpkı bir çarşaf gibi boyoz haline geliyor. Hamurlarımızı buradan alıyoruz. Bu boyoz hamurlarımız hazır basılmış, dinlenmiş. Bunları böyle elden geçirdikten sonra merdane vuruyoruz. Tahin yağımızı bu boyozumuza sürüyoruz. Güzelce yedirdikten sonra her tarafına. Ne için bu tahin yağı? Tahin yağı boyozun her katına geçip yani ona ayrı katlar yapmasını sağlıyor. Bu serpme olayı. Boyozun hani açık olayı. Biraz sonra da katlamaya geçeceğiz. Boğma dediğimiz bu şekilde 4 parmak alıyoruz ve böyle boğarak kopardıktan sonra iki yerinde bağlantı yerini şu bağlantı yerlerini birbirine getiriyoruz. Ondan sonra hafiften böyle yırtma şeklinde yapıp boyozlarımızı koyuyoruz. Bakın hep sürekli böyle aynı şekilde. Bu üstten yağlı tarihi bir boyozdur. Yani senelerden beri geldiği gibi boyozun değişmeyen şekli budur. Ve çıtır çıtır pişen boyoz yumurtanın yanında yerini alıyor. Sırada ise fırın ateşinde kızaran İzmir'in gevreği var. İzmir gevreğinin en önemli özelliklerinden bir tanesi sıcak kazanda pekmezli suda haşlanıp ve çıtır çıtır olması. Simitin daha farklı, simit biraz daha yumuşak, daha kabarık, farklı bir teknikle yapılan bir şey ama şekil olarak birbirine benziyor ama çıtırlığı ve yumuşaklığıyla birbirinden ayrılıyor. İzmir'de simit deyince gevrek, gevrek deyince de işte bu lezzet. Ancak çıtır çıtır olacak, işte bu ses duyulacak ve aynı zamanda bu kara fırında pişecek. Kazanı atıyoruz. Burada haşlanacak. Şimdi çeviriyoruz böyle biraz geniş olsun diye. Baktınız mı? Pekmez bu. Neden pekmez suya atıyorsun? Abi renk versin diye, susam tutsun diye. Oradan bağladılar, susama atıyorum. Susamdan sonra topluyorum. Topladıktan sonra açmaya başlıyorum. Gevrek neden genişliyor? Daha iyi pişsin, daha çok kanikçitir oluyor. Dar oldu mu hamur oluyor. Susamları düzeltilen açılan gevreklerimizi tek tek kara fırın olan fırınımıza atmak için küreğe diziyoruz. Sonrasında pişen gevreklerimizi de çıtır çıtır nar gibi pişirdikten sonra hazırlık yapıyoruz. Üç hamur işine sadece İzmirlilerin değil, yerli ve yabancı turistlerin yiyince bir kez daha yemek istediği lezzetlerden. Afiyet olsun efendim. İlk yarı 1-1 bitti. Kısa bir reklam arası. Evet efendim biz bitirdik. Süremizin sonuna geldik. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Bizden sonra Türkiye'nin nabzı var. Fevzi Çakır ekranlarınızda olacak.
Pazartesiye kadar ben yokum. Pazartesi ana haberde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, hoşça kalın.